Değerli izleyiciler, hafta sonu programıyla sizlerleyiz. Bugün günlerden 14 Ocak Cumartesi. Güzel bir hafta sonu olsun efendim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu geçsin şimdiden. Bize iyi dileklerimizi iletmiş olalım. Ve bugün gazete manşetlerini saat 10.50'ye kadar yine sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Değerli konuklarımız da olacak. Türkiye Gençlik Birliği ve Öncü Gençliğin İran ziyaretine ilişkin konuklarımızı da ağırlayacağız. Saatler 10'u gösterdiğinde. Şimdi hemen dilerseniz başlayalım gazete manşetleriyle. Aydınlık Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Öncelikle sür manşetine bakalım ilk. Amerikalılar Kıbrıs'ta Rumlara eğitim başlıyor. Sür manşette habere yer veriyor Aydınlık Gazetesi. ABD Avrupa Komutanlığı ve Rus Milli Muhafız Ordusu 6-24 Şubat 2023 tarihlerinde Kıbrıs'ın çeşitli noktalarında Silver Falcon 2023 tatbikatını düzenleyecek. Güney Kıbrıs Rum yönetimini NATO'ya hazırlama kararı alan Amerika Birleşik Devletleri eğitimlere zaman kaybetmeden başladı. İki ülke arasında yapılacak tatbikat beklenmedik bir durum karşısında hazır kuvvetler sağlamak için tasarlandı. Bu kapsamda ABD kuvvetleri Kıbrıs çevresindeki çeşitli noktalara yerleştirilecek demiş Tevfik Kadın'ın haberi sür manşette yer alıyor. Ve yine sür manşette mücadelemiz ABD ve Avrupa Birliği'nin ajanlarıyla başlığını atmış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili haberi Aydınlık Gazetesi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu seçim güvenliği konusunda konuştu. Macar mevkidaşının kendisine seçimlerde diğer devletler tarafından sivil toplum örgütlerine kara propaganda yapmak üzere para aktarıldığını anlattığını bildiren Soylu, orada da Soros işleri karıştırmaya çalıştı dedi. Soylu, bu mücadele içimize Avrupa'nın, Amerika'nın sızdırdığı ajanları temizleme mücadelesidir diye konuştu diyor Aydınlık Gazetesi sür manşetindeki haberde. Şimdi efendim manşete doğru inelim. Milli Eğitimin Denizci Kültürlü Sınavı Halil Özsaraç'ın yazısı bulunuyor yine. Eğri oturup doğru konuşalım. Türk milletinin emperyalizmle sonuç alıcı bir mücadele için gereksinimi olduğu halde bir türlü başaramadığı denizcileşme devrimi yaşamsaldır. Denizcileşme devrimine de gençliğimize denizciliği içselleştirmiş bir milli eğitim müfredatı sunarak başlamak zorundayız diyor Halil Özsaraç yazısında 10. sayfada Aydınlık Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. Ve manşete bakalım. Aydınlık Gazetesi manşette Saros Araştırma Şirketi'nin anketine yer veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Perinçek'in oyu %8,5 manşetini atmış Aydınlık Gazetesi. 16 büyükşehir, 3 il, 87 ilçe ve bu merkezlere bağlı belde, mahalle, köylerde yapılan araştırmadan önemli bir sonuç çıktı. AK Parti, MHP, CHP ve HDP seçmeni Doğu Perinçek'e ilgi gösteriyor demiş gazete. Aşağıya doğru inersek ayrıntılara da bakalım. 11.028 kişiye soruldu. Saros Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Kasım 2022'de 11.028 kişiye bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılırsa seçimlerde oy kullanmanız durumunda aşağıdaki isimlere oy verip vermeyeceğinizi belirtir misiniz sorusunu yöneltti. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doktor Doğu Perinçek'e oy veririm diyenlerin oranı %6 oldu. %2,5'luk kesim de belki oy veririm yanıtını işaretledi. AK Parti seçmeni içinden Perinçek'e oy veririm diyenlerin oranı %2,5 olurken belki oy veririm diyenler de %2,5 çıktı. CHP seçmeninin %1'i Perinçek'e oy veririm derken %2,7'si belki oy veririm şıkkını işaretledi. MHP seçmeninin %1,5'i, İYİ Parti'nin %6,8'i ve HDP'nin %1,4'ü Doğu Perinçek'e oy veririm dedi. Belki oy veririm diyenlerse MHP'de 2,9, İYİ Parti'de 1,4, HDP'de 1,4 olarak ölçüldü.
Kararsızlar içindeki oyuna da bakılmış Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek'in ve kararsızlar içinde Perinçek'e oy veririm diyenlerin oranı %14,1, belki oy veririm diyenlerin oranı 5,6 oldu. Oy kullanmayacağım diyenler arasında da Perinçek'e oy veririm diyenler %20'yi buldu diyor Aydınlık Gazetesi. Gerçekten önemli oranlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde topladığımızda da Doktor Doğu Perinçek'in oyu %8,5 olarak tespit edilmiş Saros Araştırma Şirketi tarafından. 2022'de 11.028 kişiye bu sorular yöneltilmiş ve en fazla ilginin de İYİ Parti'den olduğuna dikkat çekilmiş. Ve iç sayfada da ayrıntılara bakalım. İç sayfada Vatan Partisi tüm partilerin seçmeninden oy alıyor başlığını atmış manşete ilişkin haberde. Ve ayrıntılara bakacak olursak az önce aktarmadığımız yerlerden başlayalım. İYİ Parti seçmeni arasında Cumhurbaşkanlığı seçimine Perinçek'e oy veririm diyenlerin oranı %6,8. Belki oy veririm diyenlerin oranı ise %1,4. Bunu da hatırlatmış olalım. HDP seçmeni içinde ise Doğu Perinçek'e oy veririm diyenlerin oranı %1,4 olduğunu söylüyor Aydınlık Gazetesi Saros Araştırma Şirketi'nin anketine göre. Kararsızlar içindeki oyuna yine dikkat çekilmiş haberin içerisinde. Kararsızlar içinde Perinçek'e oy veririm diyenlerin oranı %14,1. Belki oy veririm diyenlerin oranı %5,6. Oy kullanmayacağım diyenler arasında Perinçek'e oy veririm diyenler ise %20, belki oy veririm diyenlerin oranı ise %1,8 olduğunu söylüyor Aydınlık Gazetesi Saros Araştırma Şirketi'nin anketinde. Ve ankete ilişkin şu ayrıntıları da paylaşalım. Bu araştırma 12 bölgeyi esas aldı. Araştırma 16 büyükşehir, 3 il, 87 ilçede ve bu il ve ilçelere bağlı belde, mahalle, köylerde yapıldı. 17 yaş üstü seçmen ve seçmen niteliği kazanacak toplam 11.028 kişiye yüz yüze telefon görüşmesi yapılarak ve WhatsApp numaralarına araştırma linki atılarak sonuçlara ulaşıldığını da paylaşıyor Aydınlık Gazetesi. Manşete taşıdığı işte bu haberde. Ve haberin hemen yan tarafında bir kutuda düşmüş. Perinçek Türk ordusunun ayakları altında kalacaklar başlığını atmış Aydınlık Gazetesi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek PKK'nın İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kışkırtıcı eylemlerine tepki gösterdi. PKK eylemi sadece Cumhurbaşkanı'nı değil, Türk devletini ve Türk milletini hedef almaktadır dedi. Perinçek sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. İsveç'teki PKK eylemi yalnızca Cumhurbaşkanı'nı değil, Türk devletini ve Türk milletini hedef almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı'na şiddet tehdidinde bulunanlar Türk ordusunun ve Türk polisinin ayakları altında kalmaya mahkumdurlar dedi Doktor Doğu Perinçek. ABD devletinin dergilerinde Türkiye seçimleriyle ilgili kampanyası olacak değerlendirmeleri yapılıyor. ABD piyonlarını sahaya sürdü. PKK'nın kandırdığı gençler ayaklar altında kalmamak için elinizdeki Amerikan İsrail silahlarını bırakın, Türk devletine teslim olun çağrısı yaptı Vatan Partisi Genel Başkanım. Ve tabii dün aslında Türkiye'nin gündeminde olan bir olaydı İsveç'teki PKK kışkırtması. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla bu İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK-YPG destekçilerinin düzenlediği eyleme karşı bir soruşturma açılması talebiyle suç duyurusunda bulunuldu. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da suç duyurusunun ardından soruşturmayı başlattı. Bu ayrıntıya da Aydınlık Gazetesi yer veriyor iç sayfada. Hemen manşete geri dönelim, daha doğrusu birinci sayfaya geri dönelim. Yurt çapında Mehmetçik eylemi demiş Aydınlık Gazetesi Doktor Doğu Perinçek'in açıklamalarının altında. Vatan Partisi meydanlara indi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Türk ordusuna savaş açan sözlerine tepki gösterdi. İllerde düzenlenen eylemler, eylemlerde Vatan Partililer ABD'nin size verdiği görevlerin hiçbirini yapma şansınız yok. Çünkü bu ülkede Vatan Partisi var dedi ve İsveç'te aslında tabii PKK kışkırtmasına da en güçlü tepkiyi Vatan Partisi gösterdi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı açılan savaşa da yine Vatan Partisi büyük bir tepki göstermeye devam ediyor. Tüm yurt çapında eylemler yapılıyor. Tabii bunların ilki
Aslında Perşembe, daha doğrusu Perşembe günü başlamıştı. Perşembe günü başladı Vatan Partisi bu eylemlerini ve dün de yine bu eylemler devam etti. Ankara'dan seslendi. Vatan Partililer bir kez daha tepkisini dile getirdi. Ve gazetenin eteklerine doğru inelim. Kiracı zorda ve tedirgin diyor gazete. Kira zammına getirilen %25 sınırı Temmuz ayında kaldırılıyor. Fahiş artışlardan korkan kiracılarsa tedirgin. Ev sahiplerinin vicdanına terk edildik diyor kiracılar. Aydın'a konuşan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Aydın Ağoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı'nın Temmuz'dan itibaren ev sahiplerini kiracılarla müzakere ederek kira fiyatlarını belirleyeceği sözlerine itiraz etti. Ağoğlu, azami zammın tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalama artışı kadar yapılabileceğini vurguladı. Uygulamanın uzatılması için konuşmanın erken olduğunu söyledi demiş. Aslında geçen yıl çok sıkıntılar yaşamıştı kiracılar. Ev sahiplerinin bu noktada da bir baskısıyla karşılaşmıştı kiracılar. Ve bir yıllık da olsa bu geçici uygulama, yani İşte o %25 sınırı kiralara yönelik fiyat artışında getirilen %25 sınırı bir nebze de olsa kiracıları rahatlatmıştı. Tabii bu yönde de Tüketici Hakları da Federasyonu, Tüketici Hakları Derneği de bir kez daha çağrıda bulunmuş. ONTÜFE'nin 12 aylık ortalama artışı kadar yapılabileceğini söylemiş zammın. Bu konuda da tabii bir şeyler yapılması gerekiyor. Hem artan enflasyonla beraber geçim sıkıntısı, açlık yoksulluk sınırının yükselmesiyle beraber kira fiyatlarının gittikçe artması ve artık yaşanabilecek durumda olan evleri bile kiralayamaması yurttaşların, bu oldukça artık önemli bir sorun haline geldi. Bu noktada da belki geçici düzenleme uzatılabilir, belki yeni bir düzenleme yapılabilir. Biz de bir kez daha buradan dilendirmiş olalım. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi demiş gazete. İstanbul'un simge yapılarından 250 yıllık Rami Kışlası, Türkiye'nin en büyük kütüphanesini de içinde barındıran dev bir kültür merkezine dönüştürüldü diyor. Dün açılışı vardı ve tabii Türkiye'nin en büyük kütüphanesini içinde barındırıyor. Bu nedenle de aslında oldukça önemli bir proje olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Çin Komünist Partisi davet etti İslam alimleri Sincan'da, ifadeleriyle yine bir habere yer vermiş gazete. Çin, Batı'nın yalanlamalarına yanıt olarak İslam alimlerini Sincan Uygur Özerk bölgesine götürdü. Davetliler Batı'nın Sincan'daki gerçeği çarpıttığını belirtti diyor gazete. Ve Enver Altaylı'nın FETÖ siciliği başlığıyla bir habere yer verilmiş. Fethullah Gülen'e muhterem efendim diye seslenen Enver Altaylı, CİA ajanı Ruzi Nazar'ın referansıyla MIT'e alınmıştı. Yıllarca FETÖ'yü Türkiye Cumhuriyetler'de örgütlemek için görev yaptı. Şimdi ise Vatan Partisi ile MHP'yi hedef almakla meşgul demiş Hikmet Çiçek yazısında. Okumak isteyenler de yine iç sayfada okuyabilir. Tabii Enver Altaylı ilk kez aslında hedef alışı değil bu Vatan Partisi Genel Başkanı'nı. Çok kez işte o davalarda Vatan Partisi'ni hedef aldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçey'i de hedef aldı. Aslında hedef almasının arkasında başka bir sebep var. O da işte CİA ajanı olması ve Türkiye'de bir projeye hizmet etmek istiyor olmasından kaynaklanıyor. Hiç şüphesiz ki bir kez daha Aydınlık Gazetesi'nin haberinde de bu vurgulanıyor. Ve Aydınlık Gazetesi'nin manşetine, birinci sayfasına bu şekilde baktık. Ve iç sayfaya bakalım. Orada bir haber daha var. Az önce getirdiğimiz Aydınlık'ın birinci sayfasına ilişkin iç sayfaya da bakalım. Oradan bir haber daha verelim. PKK ile kol kola Atatürkçülük olmaz. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz ki ODTÜ'de aslında üzücü, daha doğrusu bir kez daha gözler önüne seren PKK'nın işte üniversitelerdeki yaptığı o propaganda, kışkırtmayı gözler önüne seren bir olay yaşanmıştı. ODTÜ'de savunma sanayi topluluğunun savunma sanayi zirvesini PKK destekçisi bazı gruplar engellemeye çalıştı ve ODTÜ yönetimi de işte buna izin vermişti aslında ve savunma sanayi zirvesine yapılmamasını isteyen PKK'lı gruplara ve ODTÜ yönetimine Türkiye Gençlik Birliği karşı çıkmıştı. Orada
protesto yapmıştı, açıklamalarda bulunmuştu Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı ve aslında ODTÜ'de yaşananlar bununla sınırlı değil tabii ki. PKK ile kol kola girenler de var. Aydınlık Gazetesi de bu haberde ona yer veriyor. PKK ile kol kola Atatürkçülük olmaz başlığını atmış. Ayrıntılarına bakalım hemen. ODTÜ'de PKK destekçisi gruplar tarafından bir bildiri kaleme alındı. Bildiride TGB hedef gösterildi. Savunma Sanayi Zirvesi'nde çıkan olaylardan TGB'li öğrencilerin sorumlu olduğu iddia edilen bildiriye ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun da imza vermesi tepki çekti. 5 Ocak günü ODTÜ Kongre Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan 2. ODTÜ Savunma Sanayi Zirvesi, PKK'lı grupların salonu işgal etmesi ve salon içerisinde bulunan standlara zarar vermesi üzerine ODTÜ yönetimi tarafından iptal edilmişti. ODTÜ yönetimi salonu işgal eden PKK'lı gruplara müdahale etmemiş, bunun yerine aralarında TGB'lilerin de bulunduğu etkinliği düzenleyen öğrencileri okula almamıştı. Zirvenin iptal edilmesinin ardından üniversitede diğer etkinlikler de askıya alındı. Bu karar üzerine PKK destekçisi ve onların çevresindeki gruplar eylem çağrısında bulundu. Üniversitedeki PKK destekçisi gruplar tarafından kaleme alınan bildiride TGB hedef gösterildi ve askıya alınan diğer etkinliklerin yapılması istendi. Olaylardan TGB'li öğrencilerin sorumlu olduğu öne sürülen bildiriye ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu da imza verdi. Duruma tepki gösteren TGB Ankara İl Başkanı Can Aybars Bilgiciğer, ODTÜ ADT'nin savunma sanayi zirvesine saldıran PKK'lı çetelerle aynı safta olduğunu söyledi. Atatürk'ü hainliklerine alet etmek için kullandıklarını dile getiren Bilgiciğer, PKK ile kol kola Milli Savunma Sanayisine saldıran bir Atatürkçülük yok dedi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde demiş: adınızdan Atatürk'ü çıkarın, gidin PKK'nın örgütlerine katılın. Atatürk'le alakanız olmadığı gibi ne aklınız ne utanmanız var. PKK'nın bildirisine imza atmaya utanmadınız mı? Sizin ipiniz vatansızların elinde. Derdiniz etkinlik değil. Atatürk'ü hainliğinize alet edemezsiniz. Savunma sanayi etkinliğine saldıranlarla aynı saftasınız. PKK'nın izin verdiği alanda ondan icazet alarak sözde Atatürkçülük oynamayı bırakın. PKK ile kol kola Milli Savunma Sanayisi'ne saldıran bir Atatürkçülük yok demiş TGB Ankara İl Başkanı Can Aybars Bilgiciğer. Oldukça önemli bir açıklama. TGB'de bir kez daha işte PKK ile kol kola girenlere tepki gösteriyor bu haberle beraber. Yine dilerseniz Öncü Gençliğin ve TGB'nin İran basınına ziyaretine ilişkin bir haber var aşağıda. Onu da sizlere aktaralım. Gürkan Demir'in haberi Tahran'dan. İran'ın başkenti Tahran'a giden Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği basınla bir araya geldi. İran resmi haber ajansı İRNA ve yarı resmi haber ajansı TASSİM'i ziyaret etti. Bölge ülkelerine yönelik ABD ve İsrail merkezli tehditlerin ele alındığı ziyaretlerde bu saldırıların nasıl boşa çıkartılacağı konuşuldu. Vatan Partisi Başkanlık Kurulu üyesi ve Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, Vatan Partisi'nin bu seçimde meclise girmesiyle birlikte ABD'nin Türkiye'de ve bölgede istediği gibi hareket edemeyeceğini ifade etti. Demiralay, İran, Rusya, Suriye gibi ülkelere karşı saldırılarında bu şekilde göğüslenebileceğini vurguladı. Demiralay, Atlantik basın yalanlarına karşı başka büyük bölge ülkelerin basın kuruluşlarına büyük iş düştüğünü söyledi. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin de İran'da Mehsa Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Gençlik Birliği'nin İran'daki gerçekleri Türk kamuoyuna ilk günden beri anlattığını bildirdi. İRNA Dış Haberler Servisi Genel Müdürü Hoş Lehçe de yine görüşmede konuşmuş. ABD ve emperyalizm bölge ülkelerinin bağımsızlığını istemiyor. Bu bizim ve sizin üstlendiğiniz görevin önemini gösteriyor. İki ülke arasındaki medyatik işbirliği artmalıdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız diye konuştu. TASSİM Haber Ajansı Dış Haberler Servisi Müdürü Azmi Omidi de Türkiye ile İran'ın ortak tehditlere karşı olduğunu ifade etti. Omidi, bölge ülkelerinin birlikte sorunları çözmesi gerektiğini söyledi. Atlantik basının yalanlarını boşa çıkartma konusunda Vatan Partisi ve TGB'ye her zaman kapılarının açık olduğunu aktaran Omidi, ABD'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü düşmanca tavır konusunda daha fazla haber yapmak istediklerini söyledi diyor haber. Bu da oldukça önemli ve bugün Türkiye Gençlik Birliği'nden
konuklarımız olacak. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin saatler onu gösterdiğinde ve Genel Saymanı, Türkiye Gençlik Birliği Genel Saymanı Sayın Duygu Karabulut da bizlerle beraber olacak. İran ziyaretlerinin ayrıntılarını yaklaşık bir saat boyunca konuşacağız diyelim ve duyurmuş olalım meraklısına. Şimdi başka bir gazeteye geçelim efendim. Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Hürriyet Gazetesi'ne sür manşetini inceleyelim ilk olarak. Hürriyet Gazetesi sür manşette Covid dönemi kalbi vurdu mu diyor. Covid-19 sürecinden sonra kalp sorunu yaşayan ve hatta kalp krizi geçirenlerin sayısında bir artış olduğu kesin demiş gazete Osman Müftüoğlu'nun yazısında. Eve kapanmanın sonucu olabilir. Bu vaka artışının hastalığın vücuttaki etkisinden ve aşılardan kaynaklandığını ileri sürenler var. Ancak bu iddialar bilimsel olarak doğrulanmış değil. Bana göre öncelikli neden eve kapandığımız dönemde kalp sorunları ile ilgili kontrolleri aksatmamız olabilir demiş Osman Müftüoğlu. Uzmanların görüşlerine de yer verilmiş. Profesör Doktor Cengiz Köksal, pandemide evde ani ölüm oranları %15 arttı. Hastalar pandemide doktora gitmedikleri için geç dönemde geliyor demiş. Profesör Doktor Melih Ussa, kalp krizinde dramatik bir artış yok. Zaten elimizde istatistik veri de yok. Aynı şekilde aşı için de durum geçerli diyor. Tabii COVID-19'un kalp ve ilişkin yan etkilerine, COVID-19 geçirdikten sonra kalbe ilişkin işte bıraktıkları hasarların bir göstergesi aslında bu, ama elbette ki sadece kalp değil, COVID-19 başka yan etkilere de sebep olabiliyor, hasar bırakabiliyor. İşte göğüste, yani ciğerlerde, akciğerlerde bronş dalların açılması gibi yine aynı şekilde deri hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Vücudunuz nerede hassassa, o noktada alerjik bir bünyenizde varsa eğer, hassas bir bünyenizde varsa eğer COVID-19 geçirdiğinizde maalesef ki küçük ufak tefek hasarlar bırakabiliyor. O nedenle asla COVID-19'a yakalanayım, biraz bağışıklık kazanayım diye hareket etmemekte fayda var. Uzmanlar da bu konuda sık sık uyarıyor. Biz de bir kez daha tabii maskelerin atıldığı bir dönemdeyiz. Ancak kış aylarındayız. Virüsler birbirine geçti. Maske kullanmanın, özellikle toplu taşımada maske kullanmanın faydasını hatırlatmış olalım. Aşılarımızı, COVID-19 aşılarını yaptırmanın da elbette ki çok büyük faydası var. Bu kapsamda bir kez daha biz de aşı ve maske çağrısı yapmış olalım. Sağlık çünkü her şeyden önemli efendim. Şimdi tabii spora ilişkin bir haber var. Arenada kükredi diyor Galatasaray ve Hatay Spor maçına değinmiş gazete. 4-0 bittiğini aktarıyor. Galatasaray 4, Hatay Spor 0'la kapattı maçı. Geçtiğimiz hafta derbi zaferine imza atan Galatasaray, dün de 600'den fazla pas yapıp Hatay kalesine 28 şut çektiği maçta rahat bir galibiyet aldı demiş Hürriyet Gazetesi spora ilişkin haberinde. Manşete doğru inelim. Hürriyet Gazetesi manşetinde İsveç'teki PKK kışkırtmasına yer veriyor. İğrenç bir provokasyon manşetini atmış gazete. İsveç Başbakanı PKK'nın gerçek yüzünü gördü. Başbakan Kristersson, Erdoğan'a yönelik gösteri için inanılmaz derecede iğrenç dedi diyor gazete. Bugüne kadar terör örgütü PKK'nın terör faaliyetlerine göz yuman İsveç, Stockholm'de Erdoğan'a yönelik alçak saldırının ardından ağız değiştirdi. Başbakan Kristersson, PKK'nın İsveç için tehdit haline geldiğini söyledi diyor gazete. NATO sürecine sabotaj. Başbakan Ulf Kristersson, başkent Stockholm'da gösteri yapan PKK'lıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklasını direğe asmalarına tepki gösterdi. Kristersson, bu eylemin NATO'ya üye olmak için Türkiye'den onay bekleyen İsveç'i engellemeye yönelik olduğunu söyledi. Eylem İsveç'in NATO üyeliğine karşı sabotajdır diye konuştu. Bu saldırı kabul edilemez. PKK'nın tehdit haline geldiğini belirten Kristersson, İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum dedi. Başbakan Palmi ve Dışişleri Bakanı Lindi, suikasta kurban veren İsveç'te infazlı eylemlere izin verilemeyeceğini ifade eden Kristersson, yabancı bir liderin infazını akıllara getiren bu olay iğrençliktir ifadesini kullandı diyor.
ABD'den PKK-YPG itirafıyla birine not düşmüş kutucukta gazete. ABD Kongresi'nin araştırma servisi ilginç bir rapor yayınladı. Raporda ABD'nin silahla donattığı YPG'nin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu anlatıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki bu örgütle mücadele ettiği vurgulandı demiş. Tabii sık sık PKK ile YPG'yi ayrı tuttuğu için Amerika bu rapor dikkat çekici bir itiraf olarak da Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Yine Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu da bu konu hakkında gazetede yer veriliyor. Ve üniversitenin yıldızı İlber Hoca başlığını atmış. Gençlere 8 harfli tavsiye demiş. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir tören düzenlenmiş. Ödül verilmiş. Yılın Yıldızları isimli bir törende. İlber Ortaylı, Hürriyet yazarı İlber Ortaylı da şöyle bir tavsiyede bulunmuş. Fırsat bulmuşken gençlere tavsiyem var. 8 sesli harfle konuşulan Türkçe'de telaffuzunuza dikkat edin diyor. Bu da oldukça önemli bir uyarı. Türkçe'ye en çok sahip çıkmamız gereken günlerden birisindeyiz. Özellikle Türk edebiyatı, Türkçe edebiyat tartışmalarının yapıldığı ve bize Türkçe edebiyatın dayatıldığı bir dönemde biz de dilimize, Türk edebiyatımıza sahip çıkmamız gerekiyor gençler olarak. Ve aşağıya doğru inelim. 2 milyon kitap 7/24 açık diyor gazete. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yıllık restorasyonla Osmanlı kışlasından Türkiye'nin en büyük kütüphanesine dönüştürülen İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'ni açtı. Kütüphanede 2 milyondan fazla kitap bulunuyor. Önümüzdeki dönemde bu sayı daha da artacak. Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap eden kütüphane her gün 24 saat boyunca açık olacak. Fatih Sultan Mehmet'in kitapları için de özel bir bölüm ve kitapların restore edildiği şifahane de bulunuyor demiş gazete. Bir restorasyonla Osmanlı kışlasından işte Rami Kütüphanesi'ne dönüştürülmüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte de kütüphaneyi gezip kitapları incelediği de yer alıyor gazetede o fotoğraflarla. 6 ay sonra aflar geliyor başlığı yine bir haber var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili. Kılıçdaroğlu Denizli'de Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'le güneş enerjisi santralini açtı. 6 ay sonra geniş kapsamlı afları gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vesaire. Lise uzun, Cumhuriyet'in 2. yüzyılına vatandaş, ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak ifadelerinde bulunmuş CHP Genel Başkanı. Ve Hürriyet'te elektrikte 11 milyar lira iade ediyor. Bazı enerji şirketlerinin vatandaşın elektrik faturasına yansıması gereken bedelleri el koyma girişimine EPDK engel oldu. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu piyasa yapısını bozan fiyat hareketlerini tespit etti. Şirketler 11 milyar lirayı tüketicilere iade edecek demiş. Dikkat çekici bir haber yine yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Ve sol tarafa bakalım. Servis araçları kontrolden çıktı başlığıyla bir haber var. Bu fotoğraf Konya'dan servis araçlarının durumunu anlatan en çarpıcı örnek. Şu son bir haftada o kadar çok şikayet aldım ki servis minibüsleri tarafından taciz edilen o kadar çok sürücü şikayet etti ki. Birçok örnek var. Türkiye'nin her yerinden servis araçları ile ilgili kaza haberleri geliyor. Yüzlerce yaralı, onlarca ölü ve onlarca soru. İşte yaşanan kazalar ve yanıt bekleyen sorular demiş Fatih Çekirge. Servis minibüslerinin sürücüleri, diğer araçları, trafikteki diğer araçları taciz ettiğini söylüyor Fatih Çekirge yazısında. Ve hemen sağda yine dikkat çekici bir haber var. Kütlete soyuyorlar denilmiş. Son dönemde birçok kişi kayropraktik uzmanı adı altında hasta kabul ediyor. Oysa Türkiye'de kayropraktik eğitim bile verilmiyor.
Vücuttaki ağrıları halk arasındaki tabirle kütleterek çözdüğünü öne süren bu sahte uzmanlar sosyal medyada sıkça boy gösteriyor. Seans başına 10 bin lira ücret istiyorlar. Bu eğitimsiz kişilerin hasara verebileceği hasar çok ciddi sorunlara felce bile yol açabilir. Bakın uzmanlar neler söylüyor diye bir habere yer verilmiş. Bizim de oldukça sık rastladığımız bir şey sosyal medyada. Özellikle bu konu hakkında işte sponsorlar, reklamlar veriliyor. Yurttaşlar tabii son dönemde sosyal medyanın etkisinin artmasıyla beraber de artık ne yazık ki insanımızda sosyal medyada gördüğünü yapma hevesi arttı. Bu nedenle işte ben de bir gideyim, iyileşirim umudu da taşıyan yurttaşlar bu şekilde kandırıldığını söylüyor haberde. Kayropraktik uzmanların aslında Türkiye'de eğitiminin bile verilmediği ifade ediliyor. Tabii bu konuda uzmanların da görüşlerine, doktorların görüşlerine de bakmak lazım. Belki yine hekimlerimiz, Türk hekimleri bu konuda bir açıklama yapabilir. Çünkü ara ara ne yazık ki bu konuda tıpta sahte uzmanlar ortaya çıkabiliyor veya daha doğrusu işte karı koca ilaçları gibi, işte kütletme gibi daha alternatif tıpa yurttaşları yöneltmeye çalışan kişiler de bulunabiliyor. Bu kapsamda çok dikkatli olmakta fayda var. Hekimlerimize, doktorlarımıza sormakta fayda var. Böyle bir şeyi tercih etmek istiyorsak eğer, fizik tedaviden netice alamadıysak eğer, doktorumuza sormadan bu tarz aslında kişilere başvurmayalım. Ve başka bir gazeteye geçelim şimdi efendim. Milliyet Gazetesi'ne bakacağız. Milliyet Gazetesi'nin sür manşetinde yine Galatasaray'ın maçına yer verilmiş ve Efes'le ilgili bir haber bulunuyor. Onu okuyalım. Efes denize kavuşuyor. Efes antik kentini 2500 yıl sonra bir kanal ve yat limanıyla denizle buluşturacak Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk etabının %94'ü tamamlandı. Efes Küçük Menderes ve Marnas çayının getirdiği alüvyonlar nedeniyle zaman içinde denizden 9 kilometre uzaklaşmıştı diyor. Görmeyenlerin kesinlikle görmesi gereken bir yer. Efes Antik Kenti İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunuyor ve tabii turistlerin her zaman uğrak noktası ama zaman içerisinde tabii harabeler de yıpranmalar, sıkıntılar da meydana gelmiş. İşte yurttaşların aslında orada sahip çıkmaması, bazı zararlar verilmiş o antik kente. O nedenle korumakta, sahip çıkmakta, duyurmakta fayda var. Manşete bakalım. Sorumlusu İsveç'tir manşetini atmış gazete. Hemen aşağı doğru inersek. İsveç Başbakanı başkentteki PKK eyleminin NATO üyeliğini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu İsveç'in sorumluluktan kaçamayacağını söyledi diyor gazete. Ve yine İsveç Başbakanı Kristersson'un açıklamalarına değinmiş. Kristersson'un Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anlaşmaları karmaşıklaştırılabileceğinin altını çizdi. Diyor ki olayın Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin anlaşmaları karmaşıklaştırabileceğine değinmiş. Yani aslında dün hükümetten de açıklamalar vardı. Şimdi onları da okuyacağız ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay böyle bir durumda NATO üyeliğine yeşil ışık yakamayacağını söyledi Türkiye'nin. Bu açıklamayı da bu kapsamda değerlendirmek lazım. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. İsveç'in burada sorumluluğu var. Kaçamazlar. Hele hele kınayarak hiç kaçamazlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle suç duyurusuna bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şimdi efendim şöyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. İşte İsveç'in NATO üyeliğini PKK istemiyor. Bu nedenle de aslında burada bu olayları çıkartıyor deniliyor. Ancak şöyle bir gerçek var. Burada asıl tehdit NATO. Yani NATO üsleri, NATO'nun varlığı. Çünkü baktığımızda aslında bu terör örgütünü besleyen de PKK'yı besleyen de yine NATO, yine Amerika. Bu kapsamda
bu olayı böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani burada asıl tehdit NATO oldu ve NATO üsleriyle Türkiye'nin çevrilmeye çalışıldığı, Türkiye'ye namluluğun uzatılmaya çalışıldığı ve bu kapsamda da esas İsveç'in NATO'ya alınmaması gerektiği. Yine Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bu konuda oldukça önemli açıklamalar yapmıştı. Yine bu ekseni ifade etmişti. Çünkü NATO'nun doğuya doğru genişleme stratejisi var. Bu kapsamda işte hem İsveç'i hem Finlandiya'yı bünyesi altına almak istiyor, üye yapmak istiyor. Ancak bir yanda da Rusya'da ve Ukrayna arasında o gerginliği çıkaranın da NATO olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi aşağıya doğru inmeden önce sola bakalım. Rami Kütüphanesi'nin ilgili ayrıntılar var. Erdoğan çifti bir süre kütüphanedeki kitapları inceledi demiş Milliyet gazetesi de. Rami de dev kütüphane hizmete girdi başlığını atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rami Kütüphanesi açılış törenine katıldı ve Erdoğan bu abide eseri İstanbul'un en büyük kütüphanesi olarak düzenlediğimiz çalışmalar nihayet bitti. Rami'yi bir kültür merkezi olarak planladık. Günün 24 saati kitapseverlere hizmet verecektir dedi. Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alandaki kütüphane 2 milyonu aşk kitapla hizmete başladı. İşte Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nin bir örneği olur umarım. Millet Kütüphanesi'ne de çok sayıda öğrencinin aslında uğrak noktası olduğunu da söyleyelim. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğimizde bizim de gözlemleme şansımız oluyor. Çok sayıda öğrenci işte toplu taşımayla Millet Kütüphanesi'ni kullanıyor ve gayet memnun olduklarını da söylemekte fayda var. Bu tarz alanlar, bu tarz kütüphaneler milletimizi kitapla buluşturacak yerler oldukça önemli ve artırılması gerektiğinin de bir kez daha altını çizelim. Özellikle Anadolu'nun illerinde, ilçelerinde bu tarz örneklerin yapılması önemli. Varlık kütüphaneleri elbette ki. Yine onlar da hizmet veriyor birçok ilde. Ancak atıl durumda olan kütüphanelerimiz de var ne yazık ki. Çocuklarımızın ulaşmakta zorluk çekebileceği noktalarda olan kütüphaneler de var bazı illerde. O kapsamda bunları yeniden değerlendirerek hem gençlerin hem 7'den 70'e herkesin kullanımına daha uygun hale getirmekte fayda var. FETÖ'nün 5 kaçış güzergahı diyor gazete, Milliyet gazetesi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin iddianamede Yunanistan'daki kabine değişikliği sonrası bu ülkeye illegal geçişlerin zorlaştığı belirtildi. İddianameye göre bir örgüt üyesinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçış maliyeti 1700 ila 2500 euro. Bodrum'dan hızlı botlarla en yakın Yunan adasına kaçmanın maliyeti 3000 euro. İzmir'den VIP yatlarla kaçmanın maliyeti de 5000 euro. Nadir kullanılan diğer iki güzergahsa Hatay üzerinden Suriye ve Artvin üzerinden Gürcistan'a geçişler demiş gazete. Tabii yani şunu da sorgulamak lazım. Özellikle biz de haberlerimize yer vermeye çalışıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı sık sık bu verileri paylaşıyor. Hudutlarımızın güvenliğini sağladığı için Milli Savunma Bakanlığı bu bilgileri sık sık paylaşıyor. İşte Yunanistan'a kaçmaya çalışan şu kadar FETÖ'cü yakalandı, şu kadar terör örgütü üyesi yakalandı diye. Yani bu nedenle aslında illegal geçişler zorlaştı mı bir bakmak lazım. Elbette ki. Milli Savunma Bakanlığımız, Türk askeri Mehmetçiğimiz sınırlarımızın güvenliğini sağlamakta 7/24 esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Oldukça önemli bir görev icra ediyorlar. Onları da bir kez daha buradan hatırlamakta fayda var. Özellikle biz geçtiğimiz günlerde yeni yılın ilk gününde paylaştıkları işte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı o video klipte de görmüştük onların yaptıkları görevin ne kadar zor ve ne kadar önemli bir görev olduğunu bir kez daha biz de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Mehmetçiğimize hem yurt dışında hem yurt içinde sınırda görev yapan tüm Mehmetçiklerimize selam göndermiş olalım buradan bir kez daha. Evet, aşağıya doğru inelim. 2022'de
293 insan taciri yakalandı diyor. 28 şehriyle denize 8333 kilometre kıyısı olan Türkiye'nin sahillerini koruyan Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022 yılı görevlerinde elde edilen verileri açıkladı. 293 yasa dışı insan kaçakçılığı yapan tacirleri yakaladığını belirten komutanlık ayrıca denizlerde seyreden araçlara 90.586 kez kontrol uyguladıklarını vurguladı diyor gazete. Seçim sonrası geniş kapsamlı af faaliyetleri başlığıyla bir haber de var. İşte az önce Hürriyet gazetesinden de yer vermiştik. Ve Türklerin alfabeleri diye bir başlık atılmış. Ona da bakalım. Türkler zaman içinde yeni yerleştirdikleri bölgelerdeki dilleri de kullanmakla birlikte kendi dillerini unutmamış ve varlıklarını unutmadıkları dillerine borçlu olarak sürdürmüşlerdir. Konunun uzmanı hemen herkesin bildiği gibi dilini unutan toplumlar yok olmaya mahkumdurlar diyerek önemli bir konu dilimize sahip çıkmamız gerektiğini ve Türklerin her zaman yerleştikleri bölgelerdeki dilleri kullanmakla beraber kendi dillerini unutmadıklarını söylüyor. Şu noktada önemli, Türkler aslında birçok dile de katkı sunmuş bir milletiz, Türk milletiyiz. Yani bunu işte Balkanlardaki dillerde de görmek mümkün. Türkçeden geçen diller, kelimeler kullanıldığını da söyleyelim. Bu noktada Türkçe aslında başka dillere de sirayet etmiş ve başka dillere de oldukça güzel kelimeler kazandırmış. Ve yukarıda insanlar da hacklenir başlığıyla dikkat çekici bir haber var. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, insanların da hacklenebileceğini söyledi. Cep telefonuyla bağlantı kurabilen bir dijital pil olasılığı var ifadesini kullanan Koç, bu pili bir hacker ele geçirirse ya da yanlış bir sinyalle hastamıza kalp krizi geçirtilirse insan hacklenebilir mi sorusunun cevabı ortaya çıkar demiş. Gerçekten dikkat çekici bir konu. Yani insanların da hacklenebileceği konusu. Artık tabii teknoloji çağındayız. Yapay zekanın önem kazandığı ve aslında her konuda yapay zekanın gündemde olduğu bir çağdayız. Bu da dikkat çekici bir konu olarak yer alıyor. Şimdi Sabah gazetesine bakalım efendim. Sabah gazetesi sanırım elimizde yok, göremedim ama şimdi gördüm. Sabah gazetesine sür manşetinde israf gıdayla 2 milyar insan doyar. Sür manşette yer vermiş. First Lady Emine Erdoğan, Turkuaz Medya'daki sürdürülebilirlik liderleri ödül töreninde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Ne yazık ki tüketimin yaşam kültürü haline geldiği bir çağda yaşıyoruz. Daha çok tüketimi teşvik ederek sağlanan kazanç insanlık için kayıptır. Sadece israf edilen gıdalar dünyada 2 milyar insanı doyurmaya yeter. Bu da açlık sorununu ortadan kaldırır demiş Emine Erdoğan. Sıfır atık projemizin başarısı ulusal sınırları aştı. Dünyada örnek alınıp benimsenen bir harekete dönüştü diyor Emine Erdoğan törendeki konuşmasında. Aslında artık şöyle bir duruma geldik ne yazık ki. Ankara'da ekmek 5 lira oluyor pazartesi günü ve artık 5 liraya bir ekmek alamayacak durumda olan yurttaşlarımız da var ne yazık ki bu ekonomik krizde. O sebepten de aslında artık insanlar israftan kaçınmaya başladı. Yani ekonomi el vermediği için israftan kaçınma mümkün oldu. Ancak tabii ki gıdayı israf etmemek çok önemli. Yani sadece ekonomik koşullar el vermediği için değil, gıda güvenliğini sağlamak açısından da hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hem de Türk milletine aslında tasarruf ettirmek, üretimin daha yüksek olması, bir kaybın olmaması yani arada bir açığın olmaması sebebiyle gıda israfından her zaman kaçınmalıyız. Ancak şuna da dikkat çekmek lazım dediğim gibi 5 lira olduğu bir ekmeğin 5 lira olduğu bir dönemdeyiz. Ve bu nedenle de artık sanıyorum ki çoğu yurttaş işte israf etmesin diye taze ekmek yerine bayat ekmek yiyelim ama paramızı verdik. 5 lira daha vermeyelim diye bayat ekmek yemeyi tercih edecektir. Bu noktada da işte enflasyonun, ekonomik krizin ortadan kaldırılması için bir üretim ekonomisine ihtiyaç var. Bu üretim ekonomisini sağlamak için de topyekün bir kalkınmaya, topyekün bir
aslında programa ihtiyaç var. Bunu da hatırlatmakta fayda var efendim. Sabah gazetesinin manşetine doğru inelim. Türkiye'yi 100 yılına yakışan kültür abidesi demiş. Gazete manşetinde Rami Kışlası'na yapılan Rami Kütüphanesi'ne yer veriyor. 250 yıllık tarihi bir kışla olduğunu da vurgulamış gazete Rami Kışlası'nın. Ve Cumhuriyetimizin 100. yılını 100 yeni kütüphaneyle karşılama hedefimize yaklaşıyoruz demiş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Sadece Rami Kütüphanesi'nin sadece bir kütüphane değil pek çok faaliyetin yapılabileceği bir kültür merkezi olduğunu da hatırlatmış. Burada da ayrıntılarıyla yer veriyor gazete Rami Kütüphanesi'ne. Aşağıya doğru inelim. Gazetenin de ayrıntılı bir şekilde kütüphanenin iç detaylarına da yer verilmiş. 7/24 hizmet verecek demiş. Bu da oldukça önemli. Tabii dedik işte öğrencilerimiz var. Gece ders çalışmak isteyenler, ödev yapmak isteyenler. Herkese tabii eğitimini sürdüren herkese kapılarını açık olacak. Ve kütüphane metrekare olarak dünyada 3. de demiş Sabah gazetesi. EYT'nin ilk aylığı Şubat'ta bağlanabilir diyor. EYT'liler aslında merakla bekliyordu işte EYT'li emekli olabilecek miyiz, olamayacak mıyız diye onlara o açıklama geldi. Emekli olacakları duyuruldu. Şimdi de maaşımızı ne zaman alacağız diye bekliyorlar. Elbette ki onların da planları, programları vardır. Hedefleri, hayalleri onu gerçekleştirmek için aslında büyük bir merak sorusu. Çünkü yaklaşık 2 milyondan fazla kişi yararlanacak bu maaşlardan. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de bu konuda bir açıklama yapmış. Bir ay içinde tüm dosyalar sonuca bağlanacak 2 milyondan fazla kişi faydalanacak. Yaş ortalaması ise 49,9 demiş. İlk aylıklar Şubat ya da Mart'ta bağlanabilir. Emekli maaşının yükselmesi EYT'lilere de yarayacak demiş Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sosyal Güvenlik Bakanı. İsveç'e karşı tek yumruk başlığıyla da gazetenin aşağısında İsveç'te yaşanan terör kışkırtması yer alıyor. Ve PKK'lı siyasi partiler PKK'lara göz yumun İsveç'i sert bir dille kınadı demiş. HDP ise sessiz kaldı diyor gazete. Oldukça dikkat çekici aslında. Yani PKK'nın meclisteki uzantısını HDP İsveç'teki terör kışkırtmasına, PKK kışkırtmasına sessiz kalıyor. Neden? Çünkü PKK'nın siyasi uzantısı oldukça açık. Yani bunu bir kez daha vurgulamaya gerek yok bence. Şehit yakınları ve gaziler Ankara'daki Büyükelçiliğe siyah çelenk bıraktı. Erdoğan avukatı suç duyurusunda bulundu. İsveç ise skandal bir karara imza atarak Türkiye'nin istediği 4 FETÖ'cünün iadesini reddetti diyor. Yani şimdi İsveç PKK ile ilişkisini kesmiyor. İşte bir PKK kışkırtmasına izin verecek halde ve üstüne üstlük 4 FETÖ'cünün iadesini reddediyor. Türkiye'ye geldiğinde de işte İsveç Dışişleri Bakanı olsun, başka yine hükümet, İsveç hükümetinden gelen kişileri olsun. Sorulduğunda da yine biz işte üçlü ahitname imzaladık. Bu şartlara uyacağız. İşte bir parlamentomuzdan karar geçireceğiz deyip Türkiye'yi oyaladıkça oyalamaya devam ediyor. Ne yazık ki de hükümet bu noktada dediğimiz gibi asıl tehdidin kim olduğunu, ne olduğunu göz ardı ediyor. Bu kapsamda buna ilişkin bir tepki vermekten kaçınıyor. İşte PKK İsveç'in NATO üyeliğini engellemek istiyor diyor. Yani bunu bir kez daha gözler önüne sermekte fayda var. Ve Yeni Şafak gazetesine bakalım efendim. Sabah gazetesinde tamamladık. Yeni Şafak gazetesi sürmanşetinde Rami Kültür Merkezi olacak başlığıyla en büyük ve en güzel kütüphane açıldı ifadeleriyle sürmanşetinde yer vermiş. Diğer gazetelerde olmayan şu ayrıntı var Yeni Şafak gazetesinde bu habere ilişkin. Dünyadan kitaplar geleceği yer alıyor Yeni Şafak'ta. Rami Kütüphanesi'nin çok farklı ve geleceğe yatırım eseri olacağını belirtmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dilediğimiz tüm kitapları buraya nakledebiliriz ve Kültür Turizm Bakanlığımızın bütçesine ayrıca bir destek vererek yurt içi yurt dışından buraya her türlü inşallah kitapları alacağız, kitap ithali yapacağız. Rami Kütüphanemizin bu uluslararası özelliğini çok daha güçlü hale getirmiş olacağız diyor. Oldukça önemli bence çünkü tabii Türkiye'de yabancı dillerde kitap almak çok pahalı. Yani İngilizce bir kitap almak çünkü euro üzerinden satıldığı da görülüyor genelde. Belki işte
yurt dışından kitap okumak isteyen, yabancı dillerde kitap okumak isteyenler için de sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir efendim. Manşete bakalım. Sıra Van'a ve Sayaç'ta diyor Yeni Şafak'ın manşetinde. Karadeniz gazını karaya taşıyan Türkiye Petrolleri ofisinde boru hattıyla, TPA'nın boru hattıyla doğalgazı evlere ulaştıracak BOTAŞ'ın boru hattı Filios'taki işletme tesisinde birbirine yaklaştı. Sıra iki hattı birleştirecek, içinde Van'a ve Sayacın olduğu RMS istasyonunu yerleştirmeye geldi diyor haberde. Türkiye Petrolleri'nin denizdeki çalışmaları devam ederken BOTAŞ kara ayağını tamamladı. Karadeniz'in 2200 metre derinlik ve 170 kilometre açıklarından gelen gaz, Filios doğalgaz işleme tesisine işlendikten sonra BOTAŞ'a teslim edilecek diyor. Önce 10 milyon metreküp, ilk aşamada günlük 10 milyon metreküp, ikinci aşamada 40 milyon metreküp doğalgaz çıkarılması planlanıyor. BOTAŞ ikinci etap içinde 180 kilometrelik boru hattı inşa edecek. BOTAŞ'ın projeyi 2024 yılına kadar bitirmesi hedefleniyor demiş Yeni Şafak gazetesi manşetinde. Manşetin solunda hemen Amerika ile ilgili bir haber var. Garajından da gizli belge çıktı diyor. İçinde istihbarat bilgileri var. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde bulunan gizli evraklar üzerinden eleştiren ABD Başkanı Biden'ın iki ofisinden sonra garajından da gizli belgeler çıktı. Belgelerin İngiltere, Ukrayna ve İran'la ilgili istihbarat bilgileri içerdiği belirtiliyor. Ukrayna Adalet Bakanlığı soruşturma için özel savcı atarken Temsilciler Meclisi Başkanı ile Cumhuriyetçiler Biden'a çifte standart uygulandığı eleştirileri yapıyor demiş gazete. Ve yine köy yaşamı ile ilgili bir haber var. Hemen ona bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve sayıları 2500'e ulaşan köy yaşam merkezleri yoğun ilgi görüyor. 28'i İstanbul'un çevre köylerinde kurulan merkezlerde gençler teknoloji ve şehir karmaşasından uzak bir gün geçirmenin tadına varıyor. Yumurta toplayan, meyve ve sebze bahçelerinde vakit geçiren gençler kuş sesi eşliğinde kitap okuyor. Bence güzel bir proje. Neden dersiniz? İlkokuldayken öğretmenlerimiz bizi köy okullarına götürürdü. Bilmiyorum, benim gibi köy okuluna giden kaç kişi vardır. Belki de bazıları şu anda bizi izleyenler köy okullarında okumuştur ama köy okullarının bambaşka bir aslında değeri vardı. Orada zor koşullarda okuyan öğrencileri görürdük. Mavi önlüklerimizle beraber sobaların bulunduğu köy okullarında işte o sıcacık ortamda bir sıraya 3-4 kişi otururdu. Şehirlerdeki okullardan farklı bir koşullar vardı. Farklı koşullar vardı. Ancak orada işte eğitime duyulan açlık, öğretmenlerin, köy okullarındaki öğretmenlerin fedakarlığı, onları görmek için aslında bu köy yaşamı da oldukça önemli. Tabii artık köy okullarımız kalmadı ama burada gençler, belki o köy okullarına gidemeyen o gençler köy yaşamını görür, en azından da köydeki yaşamanın nasıl olduğunu, üretimin asıl merkezlerinin nasıl olduğunu görerek bu bilinçle gelecek hayatlarını şekillendirir efendim. Ve aşağı doğru inelim. Yeni Şafak gazetesi yine İsveç'te NATO paniği başlığıyla yer veriyor yaşananlara, PKK kışkırtmasına. Altılı Masa ile ilgili bir haber de var. Ona bakalım. Altılı Masa karma karışık diyor gazete. Altılı Masa'dan yol haritasının açıklanacağı 30 Ocak öncesinde her kafadan bir ses çıkıyor. Davutoğlu oy oranlarını küçümseyenlere biz çıkalım mı masadan madem o zaman seçim mi kazanacaksınız diye tepki gösterdi. Yeni Şafak'ın konuştuğu İYİ Partili bir yetkili bu sözler için herkes ağırlığı kadar konuşmalı yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık neredeyse kesinleşmişken Deva Partisi lideri Ali Babacan kendi ismini öne çıkardı. Altılı Masa benim ismim üzerine mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim diyor Babacan da. Altılı Masa'daki işte o adaylık krizine yer veriyor gazete. Dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı sistemi başlığıyla bir haber de var. Adayı konuşalım kararından sonra yuvarlak masada en başından biri
beri var olan kakofoni daha da arttı diyor. Kriz devam ederse en iyi çözümün dönüşümün cumhurbaşkanlığı sistemi olacağını söyleyebiliriz. Eşit paylaşacaklarsa lider başına 10 ay düşüyor. Böyle bir yöntemde buluşurlarsa hem aylardır adını koyamadıkları sistemlerin adı belli olur hem de kriz çözülür demiş Hüseyin Likoğlu yazısında. Bana çok açıkçası bir çözüm gibi gelmedi. Yani 10 ay cumhurbaşkanlığı olur mu bilemiyorum. Halkımızın takdirine bırakalım. Yani bir çok başlılık söz konusu olur bence. 458.615 sözleşmeli kadro müjdesi. 458.615 sözleşmeli personelin kadroya geçirmesiyle ilgili kanun teklifi meclise sunuldu. Buna göre 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa İritaş, belediyelerde çalışan sözleşmeliler 3 yıl şart aranmadan kadroya geçecek dedi. Tabii hem kamu kurum ve kuruluşları hem de belediyede çalışanlar bu düzenlemeden faydalanabilecek. Ayrıntıları da yine gazetede okuyabilirsiniz. Havalimanı metrosu 22 Ocak'ta açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattının 22 Ocak'ta açılacağını açıkladı. Metro hattıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak demiş gazete. Şimdi Yeni Akit gazetesine bakalım efendim. Yeni Akit gazetesi manşetinde Rami Kütüphanesi'ne yer veriyor. 1,5 yıl sürdüğünü söylüyor gazete restorasyon çalışmalarının ve tesisin 24 saat hizmet verileceği de yine yer almış. Diğer gazetelerden farklı olarak 4000'den fazla kişi aynı anda yararlanacak diyor kütüphaneden. Bu oldukça önemli. Tabii 36 bin metrekarelik bir kapalı alanı var 220 dönüm içerisinde. 4000'den fazla kişinin aynı anda yararlanması oldukça önemli bir rakam. Gençler 24 saat kitaplarla buluşup çorba ve kek hizmetlerinden de yararlanabilecekler. Bu da oldukça güzel olmuş. Ve İsveç'in PKK kışkırtmasına İsveç PKK'ya teslim olduğu başlığıyla Yeni Akit gazetesi yer veriyor. Tepkilere yer vermiş. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin bu olayı lanetlediklerini söylüyor gazete. Ve MHP Grup Başkan Vekili'nin Erkan Akçay'ın bir açıklaması var. Yapılan bu alçakça saldırılardan İsveç'teki teröristler kadar İsveç hükümeti de yetkilileri de sorumludur. Türk milleti gereken tepkiyi verecektir ifadelerinde bulunmuş. CHP Büyük Birlik Partisi, DSP ve Memleket Partisi de tepki gösterdi diyor. Ve önemli bir haber dünün. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, marjinal sol örgütlerin kırsal yapısını bitirdik. İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. DHKPC, TKP, ML, MLKP, MKP bütün bu örgütlerin kırsal yapısı tamamen bitirilmiştir. 2022'de DAEŞ, FETÖ, sol terör örgütleri ve PKK-KCK'ya yönelik 16.212 operasyon yapıldı. 28.000 gözaltı, 4.545 tutuklama gerçekleşti. 185 önemli terör eylemi engellendi diyor Süleyman Soylu. Ve yine Ali Babacan'ın açıklamasına yer verilmiş. Eğer altılı masa benim ismim üzerine mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim sözleri yer veriliyor. Babacan aç tavuk gibi başlığını atmış gazete. Altına da Babacan Türk ordusuna kimyasal silah iftirası atan Türkiye Türk Tabipleri Birliği'nin terör sevici başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti diyerek buna da yer veriliyor. Aşağıda tabii yukarıda 28 Şubat'a ilişkin bir haber var. Adalet bekleyen Sivas ve 28 Şubat mazlumlarının yakınları böyle feryat etti. Bitsin artık bu çile başlığını atmış gazete. Darbeciliği tescillenmiş cuntacı paşalar
Kendisini imtiyazlı sınıf olarak gören laikçi cenahın ve fonlu medyanın baskısı sonucu hastalık ve yaşlılık gibi gerekçelerle tutuldukları cezaevlerinden salı verilirken uydurma deliller ve 28 Şubatçı yargının taraflı kararlarıyla zindana atan Müslüman mahkumların adalet çığlığı karşılık bulmayı bekliyor. Akit'te konuşan mahkum yakınları hükümler arasında ayrım yapılmasın ve adalet herkese eşit uygulansın, 29 yıllık bu çile bitsin artık demiş. İlaç sanayi 2023'e damga vuracak. Covid süreci, tedarik zorlukları ve ekonomik krize rağmen ilaca erişimi kesintisiz devam ettiren Türk ilaç sanayisi 2023'e de hızlı başladı. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç, kamu kurumlarımızın, sektörümüzün yetkinliğine ve gücüne olan inancı, bizim yatırımlarımız, insan kaynağımız, teknolojimiz ve deneyimimiz sayesinde Türk ilaç endüstrisi 2023'e de başarısıyla damga vuracak dedi. Bu kapsamda aslında şunu hatırlatmakta fayda var. Milli ilaç politikası üretilmeli ve buna ilişkin bir aslında program çizilmeli. Nasıl yapılabilir? Milli ilaç Türkiye'de nasıl hayata geçirilebilir? Milli ilaçlar nasıl artırılabilir? Topyekün nasıl bir yöntem izlenebilir? Bu kapsamda çağrıda yapmış olalım. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım efendim. Cumhuriyet Gazetesi anayasal suç manşetini atmış. Saray 8 bin kişilik troll ordusunu görmedi. Hukukçular kanunu gösterdi diyor gazete. Demokratik devlet biter. Saray, CHP'li Özgür Özel'in troll ordusunun devlete sızdığı iddiaları karşısında suskun kalırken hukukçular tehlikeye karşı uyardı. Anayasa Hukuku Profesörü Süheyl Batum, partinin emrinde propaganda yapmak için devletten sağlanan parayla troll ordusu oluşturuluyorsa bu anayasa suçudur diye konuştu. Profesör Doktor Metin Günday, yapılanlar suçtur, cezalandırılmalıdır. Hukukun zerresi olsa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu affını dilerdi. Cumhurbaşkanı görevden alırdı dedi. Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu ise böyle bir siyasi ortamda seçimlerin demokratik koşullarda yapılamayacağı ortada açıklamasını yaptı diyor gazetede, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ve aşağıya doğru inerim. İktidar çağ atladık diye övünse de derin yoksulluk beşikte başlıyor. Aç çocuklar ülkesi başlığını atmış gazete. Bebek mamasına son bir yılda bir %80, bebek bezine de %114 zam geldi. Marketlerde artık kilit altında satılan mamalara ulaşamayan aileler bebeklerini şekerli suyla beslemek zorunda kaldı. Uzmanlarsa yetersiz beslenmenin yol açacağı anemi, obezite ve bodurluk gibi sağlık sorunlarına karşı uyardı diyor. Çantalar boş kaldı, simit bile alamıyorlar. Milyonlarca çocuk okula aç ve boş beslenme çantasıyla gidiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Türkiye'de 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Nüfusun 14,8 milyonu gıdaya ulaşamıyor demiş gazete ve kalemleri fiyatlarına da yer veriyor. 300 lira bebek bezinin fiyatı, 280 lira mama fiyatı, %74 bebek maması ve bezine ulaşamayan ailelerin oranı, 102 lira öğrencinin sağlık ve sağlıklı beslenme çantasının maliyeti, 1224 lira 3 çocuklu ailenin beslenme çantası için her ay harcaması gereken para ve yetersiz beslenen 1 milyon çocuk olduğunu söylemiş Cumhuriyet Gazetesi. Ve yeni zam kapıda, süt üretiminde büyük düşüş demiş hemen altında. Süt üretiminde yaşanan sorunlar büyüyor. Besici yüksek maliyet ve düşük alım fiyatı nedeniyle ineklerini kesime gönderdi. Kasım ayında toplanan süt %6,1, içme sütü üretimi %7,4 düştü. Peynir, yoğurt ve tereyağı üretimi de geriledi demiş gazete. Mecliste kurulan istismar komisyonu başkanı belli oldu, şeriatçı araştıracak başlığını atmış Cumhuriyet Gazetesi. AK Partili Cengiz Aydoğdu, Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun zorla evlendirilmesini araştıracak komisyona başkan seçildi. Aydoğdu'nun "Şeriat bizim hukukumuzdur" sözünü anımsatan muhalefet, çocukları değil cemaatleri koruyan zihniyet değişmeli tepkisini gösterdi diyor gazete. Ve şimdi de Karar Gazetesi'ne bakalım efendim. Karar Gazetesi'nde
Sür manşette sağlıkta şiddetle ilgili bir haber var. Sağlıkta şiddette tablo vahim, cezalar yetersiz demiş. Nasılsa adliyeden bırakırlar, eşkıyaya dayanak. Bu sözün eşkıyaya dayanak olduğunu söylemiş gazete. Sağlık Sen'in sağlıkta şiddet raporunda önemli tespitlerde bulunuldu. Geçen yıl 249 şiddet olayı gerçekleşti. İki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sağlıkta şiddet yasasına rağmen saldırganların adli mercilerce serbest bırakılması failleri cesaretlendirdi. 494 saldırgandan 202'si hakkında işlem yapılmadı. 141'i gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Önlemler kapsamında X-ray cihazlarının hastanelere yerleştirilmesi hızlandırılmalı. Hasta yakınlarının bekleme alanı ayrı tutulmalı diyor Karar Gazetesi'nde. Sağlık Sen'in sağlıkta şiddet raporuna ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Ve aşağı doğru inelim. Adenovirüs çocuğun gözünü vuruyor demiş uzmanlar. Görme kaybına karşı uyardı. Karakışla birlikte solunum yolu enfeksiyonları patlama yaparken en çok görülen vakalardan biri de adenovirüs oldu. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Şükran Evren Kaplan, adenovirüs salgınına bağlı konjonktivit vakalarının ciddi oranda arttığına dikkat çekti. Çocuklarda yayılma hızının daha fazla olduğuna vurgu yapan Kaplan, halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak da bilinen konjonktivit gözde ciddi hasarlara sebep olabilir. Haftalarca sürebilir ve kalıcı görme bozukluklarına yol açabilir demiş. Bu da yine ailelere dikkatini çekecek bir haber. Aşağıya doğru inelim manşete bakalım. Bu çılgınlığa dur diyelim başlığını atmış gazete. İmparatorluk hayali ile hem Ukrayna'yı hem ülkesini uçuruma sürükleyen, ardından kanla dolu bir yıl bırakan Putin, vahşet savaşından vazgeçmiyor. İkinci aşama için asker sayısını arttırma planını devreye sokan Kremlin, Belarus'u da cepheye sürmek için hamleler yapıyor. İnsan hakları örgütlerinden sokaktan siyasi ikbali için dünyayı ateşe atan çağrı durdurun çağrıları yükseliyor demiş Karar Gazetesi. Şunu unutmamakta fayda var. Donbas'ta NATO bir gerginlik yarattı ve Ukrayna'yı kışkırttı. NATO işte doğuya doğru genişleme politikası kapsamında Ukrayna'yı aslında Rusya'ya karşı kışkırtınca Rusya da askerlerini Donbas'a yığdı. Ve ardından yani hiç şüphesiz ki sizi kışkırtan birisi var, sizi sürekli tahrik eden birisi var ve siz de kendinizi savunmak zorunda kalırsınız. Bu olay da böyle bir olay. Yani Rusya bu aslında kışkırtmanın ardından NATO'nun doğuya doğru genişleme politikasıyla beraber, uzun yıllardır NATO'nun sürdürdüğü bu politikayla beraber, bu kışkırtmalarla beraber de Rusya özel harekatını başlattı. Bu konuyu tamamen böyle değerlendirmek lazım. Ancak Karar Gazetesi hem sözde Doğu Türkistan ayrılıkçılarını sürekli parlatan, hem de özellikle Rusya-Ukrayna gibi bir meselede bu şekilde kışkırtmalar yaparak aslında mevzisini, kime hizmet ettiğini belli ediyor. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları var. O açıklamalarına bakalım gazetede. Kriz yok, psikolojik harekat var. Hep beraber elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Altılı masada bir kriz beklediler ama umdukları olmadı diyor Davutoğlu. Yani bir krizin olmadığını öne sürüyor ama bir kriz var aslında. Biz Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakmayacağız ve arkasında duracağız. Bir vesayet söz konusu bile değil. Bugünkü yönetimin yaşadığı krizleri görmeyenler bizim ileride olabilecek muhayyel krizimiz üzerinden iklim oluşturmaya çalışıyor. Bu psikolojik bir operasyon. Biz Cumhurbaşkanımızı Yani bizde bir vesayet olmaz diyor ama yani kriz olduğunu da söylemekte fayda var. Yani kriz olmadığını düşünmek için kör olmak gerekir gerçekten. Aşağıya doğru inelim. Şurada kitaplarla ilgili bir haber var. Canavar kitabı da çiğnedi diyor. İğneden ipliğe her alanda gelen zamlar kitaplığı da vurdu. Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu'nun 2022 yılı bandrol verilerine göre 2021'de 438 milyon olan kitap basımı geçen yıl 380 milyona düştü. Son 10 yıllık süreçte ilk kez yaşanan bu küçülme Türkiye'de kitap üretiminin 2015 yılı seviyesini geriletti. Basılan yayınların %19'unu yetişkin
yetişkin araştırma inceleme kitapları, %9'unu edebiyat kitapları, %12'sini çocuk ve gençlik kitapları, %8,7'sini ise inanç kitapları oluşturdu diyor. Doğru, yani kitap almakta zorlanıyor yurttaşlar gerçekten. Çünkü eskiden bir kitaba verilen paralar artık verilemiyor. 100 lirayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Yani yurttaş evine, mutfağına alışveriş yapamazken kitap da almakta zorlanıyor. Yani PDF'lerini indirip okumaya çalışıyor. Bu da aynı hissiyatı, aynı şeyi vermez. Yani kaçak aslında emek hırsızlığıdır aynı zamanda. O yüzden belki kitap fiyatlarına ilişkin özel bir indirim yapılabilir. Nasıl ki birçok gıda ürününde fiyatlar sabitlendi. Bazı fiyatlarda bir gerileme oldu. Belki kitap fiyatları için de böyle bir şey düşünebilir. Tabii bunun için topyekun bir birlik sağlanması, demokratik kitle örgütlerinin çağrı yapması gerekir. Şimdi az bir zamanımız kaldı ama Türkiye Gazetesi'ne de bakalım. Türkiye Gazetesi, bakan gazetemize açıkladı diyor, öğretmeni atama müjdesi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merak edilen soruları cevaplarken öğretmen adaylarına da müjde verdi. Bu sene atama kesin. Bakan Mahmut Özer, son 20 yılda öğretmen atamasının yapılmadığı hiçbir dönem olmadı. Bu yılda mutlaka atama yapacağız. İhtiyacımız olan alana ağırlık vereceğiz ifadelerinde bulunmuş. Herkes müsterih olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında süreci paylaşacağız dedi. Özer, hane sayısı onun üzerinde olan tüm köylerde okulların açılacağını söyledi. Yani bu da aslında oldukça dikkat çekici bence. Tabii ki atama haberi çok önemli bir haber. Milyonlarca kişinin beklediği bir haber. Özellikle öğretmenlik fakültelerinden mezun olmuş kişiler merakla bekliyor ama köy okullarının açılacak olması da çok önemli bir haber bence. Yani hane sayısı onun üzerindeyse tüm köylerde okullar açılacak. Ne kadar sevindirici bir haber. Çünkü köylerimizde okuyan ancak işte ilçeye gitmek zorunda olan çok sayıda öğrenci var. Hem köy okullarındaki işte az önce de bahsettik o değer, o yaşantı, işte okullarda alınan eğitim elbette ki çok çok daha farklı olacaktır köy okullarının yeniden açılmasıyla beraber. Kopyayla gündeme gelen açık lise tartışmalarına da değinmiş Bakan Özer. Dar bir kesim spekülasyon yapıyor, başarımızı gölgelemeye çalışıyorlar demiş. Açık lise sınavında olmuştu bu kopya meselesi. İnternetten kopya çektiği öğrenilmişti öğrencilerin. Milli Eğitim Bakanı 6 Şubat'tan itibaren de okul öncesi eğitimdeki bütün öğrencilerimize ücretsiz yemek vereceğiz. Aile okulu projesinden 2,5 milyon kişi faydalanacak diye de konuştu diyor haberde. Yine altılı masada krize ilişkin bir haber yer alıyor. Hemen kısaca değinelim. 2 dakika sonra 2 dakikamız kaldı. Kalp ritim bozukluğu sebebiyle kaldırıldığı hastaneden taburcu edilen Akşener soruları cevapsız bıraktı diyor. Akşener İmamoğlu'nda Babacan kendisinde ısrarlı demiş. Davutoğlu biz olmadan kazanamazsınız mesajı verdi. Babacan maça çıktığımızda ben golcüyüm dedi. Altılı masadaki kriz sürüyor. Kılıçdaroğlu adaylığına karşı çıkan İYİ Parti İmamoğlu ve Yavaş kartları yeniden açtı. Ortaklardan Babacan kendisini işaret etti. Çıkışlarıyla kriz oluşturan Davutoğlu ise kendisini eleştirenlere çok bilmişler diye yüklenerek şöyle dedi. Madem öyle masadan ayrılalım, seçimi kazanabilecek misiniz? Dikkat etmekte fayda var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu geçen de işte Cumhurbaşkanı mutabakata uymazsa eğer masada kriz çıkar, erken seçime gider. Erken seçime gidilir dedi. Yani eğer ki kendi cumhurbaşkanları, adayları cumhurbaşkanı olursa. Yani şu süreçte sürekli bir tehditvari mesajlar verdiğine de dikkat çekmekte fayda var efendim. Şimdi reklama gideceğiz. Tamam, 5 dakikamız daha varmış. Atık gıdalarla ilgili bir haber yer alıyor. Atık gıdalar yem olacak. Tarım Bakanlığı kanuni altyapıyı hazırladı. Gıda atıklarından hayvan yemi üretilecek. Bunun için özel yem üretim işletmeleri kurulacak. Barınaklardaki hayvanların besleneceği yemler parayla satılmayacak. Bence güzel bir proje. Hem az önce de konuşmuştuk, gıda israfı, gıda güvenliği, bunlar için
gıdanın israf edilmemesi gerekiyor. Atık gıdaları da yem yapmaya yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı bir proje hazırlamış. Gerçekten takdir edilecek bir proje. Hem de hayvanlar da, barınaklardaki hayvanlar da, can dostlarımız da bu şekilde aslında daha çok yem yiyebilecek belki. Yani daha çok yem yiyecek, sağlıkları en azından daha iyi olacak. Bu da önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim. Karsız kaldı. Bir kelime oyunu yapmış gazete. Karsız kaldı, karsız kaldı diye. Kışın başkenti bile kara hasret demiş. Manzara ortada diyor gazete. Bu sene kar yağmayan doğu illerimiz kuru ayazla boğuşuyor. Kuraklık kar yağışının en çok görüldüğü doğu bölgelerimize de etkisini gösterdi. Kars'ta son 24 yılın en kurak kışı yaşanıyor. Aylarca karın kalkmadığı topraklar kara hasret kaldı. Kış şehirlerinden Bitlis'te 3 içme suyu kaynağı yağış olmadığı için kurudu diyor. Aynı mevsim farklı zamanlarda çekilen şehir fotoğrafları durumu ortaya koydu demiş. Bir önceki yıllarda karlı bir manzara varken Kars'ta, şimdi ise kardan bir eser olmadığı görülüyor. Biz de işte Milli Savunma Bakanlığı'nın kış tatbikatını takip etmiştik 2021 yılında Kars'ta. O zaman da bir kar yağışı yoktu Şubat ayında. Yine şu dakikalarda, yine şu günlerde yine kar yağışı yok. Bakalım 1-2 Şubat'ta olacak mı? Yine kış tatbikatı düzenlenecek. 2 yılda bir düzenleniyor efendim, Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Kars'ta icra ediliyor bu tatbikat. Tabii kar olmadığı zaman da biraz üzücü oluyor aslında. Hem basın mensupları için hem de televizyonlar için. Çünkü bambaşka bir güzellik tabii. Hem biz de Türk askerine, Mehmetçiğimizin hangi koşullarda orada mücadele ettiğini, görevini yaptığını anlamış oluyoruz. Bu da aslında üzücü bir durum. Kar yağmaması, iklimle alakalı bu sorunların yaşanması. Umarım bir an önce yağış alır. Hem Kars hem de başka illerimizdeki kuraklığın giderilmesi için, kuraklığın yaşanmaması için, barajlarımızın dolması için bir kez daha işte gözlerinize, göz önüne sermiş olduk fotoğraflarla. Bir genç kız daha balkondan düştü diyor gazete. 16 yaşındaki Esma öldü. İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Esma oturduğu apartmanın balkonundan düşüp öldü. Genç kızdan geriye hepinizi çok seviyorum mesajı kaldı demiş gazete. Yani balkondan düşüp ölmeler son zamanlarda arttı. Buna da bir bakmak lazım. Ve aşağıda bir yazı var. İsveç ve Finlandiya ne yapmak istiyor diye. Rezaletin son perdesi İsveç'in başşehri Stockholm'de belediye önünde PKK terör örgütünün sergilediği küstahça eylem. Ama asıl büyük skandal İsveç yetkili makamlarının kepazeliğe müdahale etmemesi demiş İsmail Kapan yazısında. Ve az bir zamanımız kaldı ama Sözcü gazetesine şöyle bir göz atalım hemen. Sözcü gazetesi manşetinde trollerin başı Emin Şen FETÖ aşığı çıktı. Anıtkabir yakılacak, Gülen gelecek. İçişleri Bakanı Soylu'nun 8000 kişilik troll ordusunu yönettiği ileri sürülen Emin Şen terörist başı FETÖ'ye övgüler yağdırmış diyor gazete. CHP milletvekili Özgür Özel'in kamuoyuna belgeleriyle duyurduğu Soylu'nun danışmanı troll başı Emin Şen'in sosyal medyadaki karanlık yüzü ortaya çıktı. Eminimsi isimli hesapla Ebabil Hareketi adlı 8000 kişilik troll ordusunu yönettiği iddia edilen Şen tam bir FETÖ aşığıymış. Kemalistleri hedef aldı diyor. Şen'in mesajlarıyla Kemalistleri terörist ilan ettiği, ABD'deki terörist başı Fethullah Gülen'i övdüğü, AKP ile FETÖ'yü barıştırmak için kampanya başlattığı görülüyor. Daha öncesi FETÖ ile mücadele eden jandarma ve emniyetin sosyal medyası bu adamın elinde demiş Sözcü gazetesi. Ve o paylaşımlara yer veriyor. Anıtkabir yakılacak sözüne vatandaşlardan tepki aldı diye not da düşmüş gazete. Sosyal medyada Emin Şen'in Atatürk ve Anıtkabir'e yönelik nefret söylemleri tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar yiyorsa gelin Anıtkabir'i yakın dedi. Şu mesajlar atıldı. Anıtkabir Türk milletinin kırmızı çizgisidir. Değil yakmak bir tek çakıl taşına dokunun o elleri yakarız. Buyurun topunuz gelin ifadeleri yer alıyor. Ve troller mecliste çekirdek çitlemiş
fotoğrafı var. Çekirdek çitleyen bu kişiler dezenformasyon mesajı yayıyormuş. Tip milletvekili Ahmet Şık geçen ay Meclis Bütçe Komisyonu'nda çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta çekirdek çitlerken görülen kişilerin Soylu'nun troll ekibinin olduğunu iddia etti. Soylu'nun yardımcısı Çataklı'da peynir simit yemişti diyor gazete. Yani troll ordusu üzerinden, yani troller meclise çekirdek çitlemiş demiş de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcısı İsmail Çataklı'nın peynir simit yemesi normal. Çünkü biz de o görüşmelerdeydik. Yani bütçe görüşmeleri yoğun görüşmeler ve orada yemek yemesi gerekiyor. O kapsamda da yemek dağıtılıyor ve görüşmeler molasız devam ettiği için mecbur yemek yemeye. Ama troller mecliste çekirdek çitlemiş konusu değil. İçişleri Bakanı yardımcısı Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın yardımcısı Süleyman Soylu'nun Çataklı hakkında söylenen ifadeye bunu belirtmek istedim. Evet, şimdi reklamlara gideceğiz efendim. Gitmeden önce de Özgürlük Marşı sizlerle beraber olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden oldukça güzel bir marş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandosunun seslendirdiği. Şimdi onu sizlerle baş başa bırakıyoruz. Ardından reklamlara gideceğiz. Değerli konuklarımız olacak. Bir yere ayrılmayın efendim. Değerli izleyicilerimiz, hafta sonu programıyla tekrar karşınızdayız. İlk saatimizde gazete manşetlerini sizlerle paylaştık. Şimdi değerli konuklarımız var. Öncelikle
Onlarla beraber aslında İran ziyaretini konuşacağız. Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği'nden konuklarımıza beraber konuklarımı tanıtmak istiyorum. Barış Demiralay, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı efendim, hoş geldiniz. Ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Sayın Kayahan Çetin, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Saymanı Duygu Karabulut, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi İran'a gittiniz yakın zamanda ve 3 gün oldu. Evet. Türkiye'ye geri döneli. Aslında ayağınızın tozuyla diyebilirim ulusal kanalda hem bu ziyaretin ayrıntılarını bizlerle paylaşmak üzere buradasınız. Aslında merak ediyoruz biz de İran'a neden gittiniz? Kimlerle görüştünüz? Kimin davetini üzerine gittiniz ve heyetinizde kimler vardı? Evet, biz tabii İran'da İran Haber Ajansı ve Yarı Devlet Haber Ajansı TASSİM'le beraber kendi ulusal kanalda bütün İran ziyaretimiz boyunca ulusal kanal İran temsilcisi Gürkan Bey de bizimle beraberdi. Hep beraber hareket ettik. Biz İran'a İran Devleti'nin davetiyle gittik. Büyükelçiliğin davetiyle İran'da bulunduk ve iki ülkenin hem gençliğin hem devletlerinin bölgesel işbirliğini geliştirmesi, gençliğinin dayanışmasını sürdürmesi, bölgemizdeki ABD ve İsrail tehditlerine karşı neler yapabileceğimiz, iki ülkenin gençliğinin üretime dönük neler yapabileceği, kültür sanat alanında neler yapabileceğini konuşmak ve çeşitli kararlar, protokoller imzalamaya gittik. 4 gün boyunca da İran'daydık. Öncü Gençlik Genel Başkanı ve Vatan Partisi Başkanlığı Kurulu olarak heyette ben yer aldım. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanımız Kayahan Çetin, TGB Genel Başkan Yardımcımız Duygu Karabulut ve Ankara İl Sekreterimiz Tağ Küçükaydın, İstanbul İl Sekreterimiz Gökalp Erbaş arkadaşlarımız heyetimizdeydi. 4 gün boyunca çeşitli görüşmeler yaptık. Bunlardan en önemlisi İran Devrim Lideri Hamenei'nin üst düzey temsilcisi olan velayetinin Ali Ekber Velayeti'nin yardımcısı Sayın Burjerdi ile Vatan Partisi olarak bir görüşme gerçekleştirdik ve Genel Başkanımızın özel mektubunu kendilerine ilettik görüşme boyunca. Bizim açımızdan da tecrübe kazandığımız ve iki ülkenin işbirliğine yansıyacak, önümüzdeki dönemde etkisini gösterecek çeşitli adımlar da attık görüşmelerimizde. Evet, oldukça verimli bir ziyaret olmuş gibi görünüyor. Şimdi sevgili Kayahan Çetin'e de sormak istiyorum. Nereleri gezdiniz ve ziyaret nasıl geçti? Türkiye Gençlik Birliği olarak siz de heyetteydiniz. Görüşmelerde özellikle neleri vurguladınız? İçerik nasıldı? Evet. Şöyle şimdi ilk olarak tabii Barış arkadaşımın da söylediği gibi Sayın Alaaddin Burucerdi ile bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle İran ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ilişkilerinin önemi ve özellikle Asya kapısının kalesi. Yani çünkü şurada ortağız, kendisi de böyle düşünüyor. Asya'dan ve Avrasya'dan yeni bir uygarlık doğuyor. Ve bu uygarlık Amerikan hegemonyacılığına karşı milli devletlerin bağımsızlığı, işbirliği ve paylaşarak gelişme temelinde yükselen bir uygarlık. Ama bu uygarlığın güvenliği gibi bir meselemiz var. Yani bu uygarlık öyle ben kendi kendime şekilleniyorum ve buna hiçbir müdahale olmayacak, Amerika'da yenilgiyi kabul edecek ve geri çekilecek şeklinde cereyan etmiyor. Amerika elinden geldiği kadar terör örgütlerini, güvenlik tehditlerini bu uygarlığın üzerine sürüyor ki onu bir şekilde yaralasın, bir şekilde bir yerinden bozmayı başarsın. O yüzden İran ve Türkiye Asya kapısının kalesi, bu açıdan iki kritik ülke ve bu iki kritik ülkenin işbirliği de hem Suriye'de olsun, hem Doğu Akdeniz'de olsun, hem Kafkasya'da olsun, hem de farklı bölgelerde, mesela İran'ın biraz daha gündeminde olan Basra Körfezi gibi, işte Hürmüz Boğazı gibi, yine Amerikan tehditinin bulunduğu bölgelerde olsun, bu iki ülkenin işbirliği her açıdan belirleyici olacak. Biz onlara en çok şunu anlattık, her görüşmemize dile getirdiğimiz konu şu oldu: 3 İsrail planı. Yani bu planı iyi anlamamız gerekiyor, bu doktrini iyi kavramamız gerekiyor. Nedir bu doktrin? Bizim bölgemizde bir 3 İsrail tehdidi var. Birinci İsrail, Kudüs'ü, Filistin'i işgal eden İsrail devleti. İkincisi, Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı ve Türkiye'yi parçalayarak kurulacak bir Kürdistan, sözde Kürdistan ama özde ikinci İsrail. Ve bugün Amerika, İsrail ve Yunanistan'ın işbirliğiyle Doğu Akdeniz ve Ege'de karşımıza çıkan
silahlı tehdit. Bu da üçüncü İsrail. O yüzden bu doktrini ve tehditleri doğru bir şekilde anlarsak bunlara karşı ortak mücadeleyi de beraber geliştirebiliriz. Tabii kimlerle görüştük onu açıklayayım. İran'ın uzun süredir gerçekleştirdiği bir organizasyon var. Direniş Filmleri Festivali isminde. Bu sene 17.si düzenlenecek ve 17.sinde o Fars Körfezi'nde bir askeri geminin içinde yapacaklar. Amerika'nın tehditlerine karşı meydan okuyan bir şekilde. Biz geçmişte de bu festivalin Türkiye'de gösterimlerini yapmıştık. Bizim başarılarımızın ve eylemlerimizin de içinde bulunduğu gösterimler olacak bu belgesel ve filmlerde. Orada onun yöneticileriyle görüştük. İran, BESİC'in, İran'ın gönüllü, İran devletinin aslında gönüllü ağı olan BESİC'in gençlik sorumlularıyla görüşmeler yaptık. İran Devlet Ajansı ve TASNİM'le yine görüşmelerimiz oldu ve en önemlisi de şehit General Kasım Süleymani'nin mezarını Kirman'da ziyaret ettik. Oraya dair fikirlerimi de iletirim sonraki konuşmalarda. Peki, yani şimdi şunu da sormak isterim Sayın Karabulut'a sorayım sorumu da. İran nasıl bir ülke? Yani özellikle şimdi kadınlarla ilgili olan kısma değineceğiz birazdan ama medyada yansıtıldığı gibi özellikle İran'a karşı bir algı var. Algı yönetimi yapılıyor daha doğrusu. Bir kara propaganda da söz konusu. Yani sadece kadınlar üzerinden değil de gördüğünüzde eğitim olsun, sosyal hayat olsun, hem toplumun bir arada bulunduğu ortamlar olsun. Siz neler gözlemlediniz? Yani halkın aslında beraber vakit geçirirken yaptığı aktivitelerde bahsedildiği gibi İran'da işte kadınların özgürlüğü yok mu? Yoksa siz daha farklı gözlemlediniz? Şöyle tarif edebilirim. İran'a ilk girdiğimiz zaman toplum olarak tüm ziyaretimiz boyunca da şunu çok net gördük. İran milleti kenetlenmiş bir millet. Emperyalizme karşı çok net bir şekilde biliyorlar. Tehditin nereden geldiğini çok iyi biliyorlar. Emperyalizme karşı mücadele ediyorlar ve bu doğrultuda da kendi vatanları için, milletleri için kenetlenmiş bir millet gördük. Çok sıcakkanlı, girişkenler, insan ilişkileri açısından da öyleler. Sosyal hayatın içinde de herkes kendi hayatına devam ediyor. O protestolar falan hemen hemen sönümlenmiş bir durumda. Biz hiç görmedik, hiç rastlamadık. Protestoların olduğu yerlere gittiniz ama protesto yoktu. Evet, biz oralara da gittik. Tahranlar yerini gezdik ama böyle bir şeyle karşılaşmadık. Aynen, protestoların yoğun yaşandığı yerlere de gittik, meydanlara da gezdik. Öyle bir durumla da karşılaşmadık. İran'a baktığımız zaman kenetlenmiş bir millet görüyoruz, sıcakkanlı bir millet görüyoruz. Kendi hayatlarına devam etmeye çalışan, herkesin işinde gücünde olduğu bir millet görüyor. Çok bilinçli bir millet görüyoruz bu arada. Çok eğitimli, kararlı, cesur, girişken insanlar görüyoruz. Kadınlarda bu daha yüksek. Kadınlarda o girişkenlik, sıcakkanlılık, cesaret, özgüven. Özgüven çok yüksek mesela İranlı kadınlarda. Çok rahat bir şekilde karşısındaki insanla hemen konuşmak, tanışmak, sohbet etmek istiyorlar. Hemen nereden geldiğimizi, ne yaptığımızı, nasıl eğitimler aldığımızı, yani karşısındaki insanı tanımaya yönelik çok fazla soru soruyorlar. Ve Türkleri çok seviyorlar. Bunu gördük. Hemen biz böyle metroda, arada metroya da bindiğimiz zaman da karşılaştık. Böyle kendi aramızda konuşunca bazı kelimeleri seçiyorlar. Ve kadınlar hemen onlar soruyor mesela, Türk müsünüz? Nereden geldiniz? Buyurun yanıma oturun, sohbet edelim diye. İran'a baktığımız zaman esasen hakikaten çok bilinçli, kararlı, eğitimli. Ki biraz önce dediğiniz kadın meselesine dair geleceğiz. Eğitim oranlarında da çok yüksek bir şey görüyoruz, oran görüyoruz. Bunları ilerleyen zamanlarda da daha detaylı aktaracağız. Biz İran'a gittiğimiz zaman 3 akademisyenle görüşme gerçekleştirdik. Orada bir röportaj yaptık, özel bir röportaj. Şimdi onun hazırlıyoruz. O çevirileri tamamladıktan sonra ulusal kanalımıza da vereceğiz. Hep birlikte ulusal kanalın izleyicileriyle İran'daki kadının yerini, konumunu konuşacağımız bir röportaj oldu. Uzun, detaylı, 3 tane güçlü akademisyenle. Ki İran'ın... Hangi üniversitelerde onları söyleyebiliyor musunuz? Evet. Daha hazırlanmadı ama. Evet. Şehit PhD Enstitüsü. Evet, doktora düzeyinde. Orada bir okulda görüştük 3 akademisyenle. Doktora düzeyinde hepsi. Ve daha öncesinde de işte BESİC'in eski kadın kollarından sorumlu bir hanımefendi vardı. Onunla da görüşmelerimizi gerçekleştirdik.
Onun detaylarını da o özel programımızla birlikte izleyicilerimize buluşturacağız. Ama çok cesur, kararlı bir millet gördük İran'da. Evet Sayın Deviralay, size de sormak isterim. Özellikle görüşmelerden, ziyaretlerden öne çıkanlar ne der? Siz şimdi Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek'in bir mektubunu, güven evet. mektubunu sundunuz. Evet. Özellikle o görüşmeden neler aktarmak istersiniz? Mektubun özeti neydi esasen? Evet. Kayan biraz girdi. O 3 İsrail planı aslında Vatan Partisi'nin İran'a sunduğu önerinin özeti. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz bir kader yılına girdik. 2023 seçimleri var. Bu sadece Türkiye'nin kaderini etkileyecek değil, bölgenin de kaderini etkileyecek bir süreç. Zaten İran Asya'nın güçlü devletlerinden biri. Türkiye'de orada emin adımlarla ilerliyor, Asya'daki yerini alıyor, Atlantik'ten kopuyor. Ama ülkemizde bazı ABD tehditleri var. Daha yakın zamanda birkaç hafta önce ABD Dışişleri Bakanlığı dergisinde Türkiye'de kanlı banyo senaryoları konuşulmaya başladı. Tabi bu 2-3 senedir Rand raporlarında, Rand Corporation raporlarında da benzer ifadeler var. Amerika kendi iktidar seçeneğini, yeniden Atlantikçi bir iktidarı Türkiye'de hazırlıyor. Altılı masayı bu amaçla bir araya getirdi ve altı benzemez şu an Türkiye'de bir Atlantik iktidarını kurma çabası içerisinde. Bir seçim dönemi var ama aynı zamanda Türkiye'nin önünde kanlı, kaos olabilecek bir süreç de var. İran açısından da benzer bir süreç geçerli. İşte o protestolarla, ABD, İsrail provokasyonlarıyla ülke içerisinde çeşitli karışıklıklar yaratılmaya çalışıldı. Şimdi Türkiye'nin önünde Doğu Akdeniz'de, Ege'de ABD'nin silahlandırdığı adalar gibi büyük tehditler var. Biz özellikle İran devlet yetkililerine, Brujerdi ile görüşerek bu tehditlere karşı ortak mücadele geliştirmemiz gerektiğini ve Türkiye'de İran dostlarının hükümette olmasının hem İran'a hem bölge ülkelerine, Suriye'ye, Irak'a, Rusya'ya, Çin'e güven vereceğini, Vatan Partisi'nin de bölge ülkelerinin huzurunu, güvenliğini, barışını, her anlamda işbirliğini sağlayacak Türkiye'deki tek parti olduğunu söyledik. Tabii Vatan Partisi'nin uzun yıllardır Batı Asya'daki girişimleri, siyasetleri, gerek Cumhurbaşkanı Sayın Esad'la görüşmeleri, İran'la yüksek düzeydeki temasları, Vatan Partisi uzun yıllardır bölgede Türkiye'de birçok partiden, iktidar partisinden daha fazla güven vermiş bir parti. İran'a gittiğimizde de bunu gördük. İran'daki devlet yetkilileri, İran'daki basın mensupları bizim Türkiye'de güvendiğimiz esas Vatan Partisi ve Doğu Perinçek var diye açıkça belirtiyorlar. Ve bölge ülkelerinin işbirliği için çalışan, çabalayan, ortaya bir program sunan, buranın güvenliğini ABD ve İsrail tehditlerine karşı güvenliğini sağlayabilecek yine en önemli güç Vatan Partisi olduğunun farkındalar. Ve biz de bu görüşlerimizi ve Türkiye'ye ilişkin bazı gelişmeleri, İran'daki gelişmeleri dinlemek üzere buralarda bulunduk. Önümüzdeki dönem İran'la olan ilişkilerimiz ve Batı Asya ülkeleriyle olan ilişkilerimiz çeşitli fırsatlar barındırmakla beraber çeşitli riskler de barındırıyor. Çünkü Türkiye'de FETÖ'nün de desteklediği, içinde bulunduğu altılı masa her gün İran düşmanlığı yapıyor Türkiye'de. Ki İran enerji zengini bir ülke, doğalgaz zengini, petrol zengini bir ülke. Yanı başımızda böylesine zengin bir ülke varken biz İran'la hem iktidar açısından söylüyorum bunu, hem de diğer seçenekler açısından söylüyorum, muhalefet açısından söylüyorum. İran'la dostluğumuzu geliştirmenin çok ötesindeyiz ve İran'ın o zenginliğinden yararlanmanın, birikiminden yararlanmanın çok çok ötesindeyiz. Ama İran bize karşı çok açık, Türkiye'ye karşı çok sıcak ve işbirliğini geliştirmeye, bölgede beraber hareket etmeye de çok açık. Bunları konuştuk. Biz dedik ki Vatan Partisi'nin hükümet olduğu bir Türkiye'de enerjimizi, petrolümüzü İran'dan sağlayacağız. Kaynaklarımızı İran'la beraber geliştireceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü beraber savunacağız. Ve siz de İran'la bunu tam olarak bu şekilde de ilettik. Siz de Doğu Akdeniz'deki tehditlere karşı bizimle beraber mücadele etmeye, Türkiye'nin yanında olmaya hazır olun. Çünkü Türkiye o Doğu Akdeniz'deki tehditlerden, Doğu Akdeniz'deki ABD namlılarından gelecek bir kalkışma karşısında güçlü olursa İran da güçlü olur. Türkiye İran'ın önündeki bir kalkandır diye belirttik Genel Başkanımızın
özel mesajında da. Evet. Bunları konuştuk ve çok memnun ayrıldık. Burcu Erdi bizim açımızdan çok önemli çünkü İran'da devrim lideri Hamene'yi temsil eden bir kişilik kendisi. Aynı zamanda velayetinin yardımcısı ve uzun yıllar İran milli güvenlik politikalarına yön veren ve İran dış politikasına yön veren bir kişilik kendisi. Onun bizim görüşmemizden notlar alması, görevler çıkartması çok önemliydi. Bu ziyaretleri de sürdüreceğiz, işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Evet, İran özellikle içinde bulunduğumuz süreçte de çok önemli bir rol üstleniyor. Suriye ile normalleşme kapsamında yürütülen temaslar kapsamında İran'da aslında bölgede normalleşmeyi istediğini her fırsatta gösteriyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu işte salı günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı ayarlayacak Türkiye'de. Meclis Başkanı büyük da geldi ihtimalle. Geçen hafta. Evet. Bu kapsamda Çavuşoğlu'nun Amerika ziyaretinin ardından da İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reis'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bunun hazırlıkları yapılacak. Yani ve İbrahim Reis'i Suriye'den Türkiye'ye geçecek. Evet. Ya büyük ihtimalle. Bunu da duyurmuş olalım. Dün aslında ana haberimize de vermiştik ayrıntılarıyla haberimizde, özel haberimizde. Yani bu kapsamda İran Suriye ile normalleşme için Türkiye'yi de hem arabulucu hem Türkiye ve Suriye arasında bir köprü vazifesi de görüyor. Bu da oldukça önemli. Şimdi şunu da sormak isterim. Öne çıkan mesajları konuştuk ama sizin aktaracağınız bir ayrıntı var mı? Yoksa Sayın Karabulut'a yine kadınlarla ilgili bir şeyler soracağım. Ben birkaç bir şey söylemek isterim. Tabii. Şimdi mesela şunu da fark ettik. Biz bir gençlik örgütüyüz ve Türk gençliğinin 150 yıllık bir mirasını aslında temsil ediyoruz. Yani biz Türkiye'de gençlik hareketini başlatmadık. Bizim inanılmaz güçlü ve büyük bir birikim sahibi olan bir mirasımız var. Yani bu yeni Osmanlılar, İttihatçılar, Kemalistler, 68 kuşağı diye böyle akıp gelen bir kuşak. Bu İran'da da var. Bunu gördük. Yani ve İran gençliğinin ve Türk gençliğinin aslında çok önemli benzerlikleri var. Mesela örnek vermem gerekirse bizim tüm dünya kamuoyuna, özellikle anti-emperyalist kamuoyuna mal olmuş çuval eylemlerimiz var biliyorsunuz. Amerikan askerinin başına 6 farklı yerde çuval geçirmiş bir gençlik örgütüyüz ve bu tüm dünyada biliniyor. Bu İran'da da çok iyi biliniyor. Hatta Direniş Filmleri Festivali'nin yöneticisi bize bununla ilgili bir film belgesel yapma önerisinde bulundu. Daha önce bir belgesel yapılmıştı. Sayın Burcu Erdi de mesela şöyle bir esprili bir soru sordu. O çuval hala Amerikan askerinin başında mı? Dedi. Biz de evet. Çünkü o çuval Amerika bölgede amaçlarına ulaşamadıkça ve bölge ülkelerinin bildiğine o duvara çarpıp çekildikçe ve yenildikçe o çuval Amerikan askerinin başından çıkmayacak. Bunu biliyoruz. Onun da o esprili sözüne biz de öyle bir cevap vermiş olduk. Mesela İran'da da şöyle bir gelenek var. 79'da İran devriminden sonra İranlı öğrenciler yıllarca zulüm gördükleri ve İran'ı bir yarı sömürge haline getiren Şah o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıyor ve ABD bir nevi kendi adamını Şah'ı saklıyor. İranlı öğrenciler, gençler de ABD Büyükelçiliğini ele geçiriyorlar. Bu Şah bize iade edilene kadar biz burada eylemimizi sürdüreceğiz diyerek ve 444 gün orada sürdürdükleri bir eylem var ABD elçiliğinde. Şimdi oraya da bir müzeye çevirmişler. Amerikan casusluk yuvası müzesi şeklinde. İçerisinde işte İran devletinin önemli kanallarını hatta Şah'ı bile dinledikleri cihazlar, odalar bunların hepsi sergileniyor. İran gençliğinde böyle bir mesela mirası var. Hatta devrimin lideri Hümeyni diyor ki bu devrim birinci devrimden yani 1979'daki devrimden daha önemli bir olaydır. Hakikaten dünyaya meydan okuyorlar ve şunu da çok önemli, savaşan bir toplum var. Yani savaşan bir toplum ve savaş bilincini benimsemiş bir toplumla karşılaştık gittiğimizde. Amerika ve İsrail'e karşı mücadelede verdikleri şehitlere sahip çıkıyorlar. Her ülkede bir şehit anıtı, türbesi var. Oraya insanlar gönüllü bir şekilde gidip orada çalışıyorlar hiçbir şekilde para vesaire talep etmeden. Mesela Kasım Süleymani'nin mezarına gittiğimizde aradan 3 yıl geçti Kasım Süleymani'nin şehit edilmesinin üzerinden ama oraya hala Pakistan'dan, İran'dan,
Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Türkiye'den insanlar akın akın geliyorlar. Çünkü Kasım Süleymani sadece İran'ın kendi verdiği, kendi stratejisi için yaptığı mücadelede verdiği bir şehit değil. Kasım Süleymani Amerika'nın ve İsrail'in üzerimize sürdüğü terör örgütlerine karşı bütün bölge çapında, Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da her yerde savaşmış ve o terör örgütlerine, Amerika'nın ve İsrail'in tehditlerine karşı zaferler kazanmış bir komutandı. Ve Amerika onu özel olarak hedef aldı. Ve Kasım Süleymaniler, Eşref Bitlisler, Uğur Mumcular, Fahrizadeler yine onların nükleer programını yürütürken İsrail tarafından şehit edildi. Bu isimler hepimizin ortak şehitleri. Bu bilince bizim varmamız gerekiyor. Çünkü Amerika ve İsrail'e karşı mücadelede işte İran'da mücadele edelim, Suriye'de işbirliği yapalım, Ukrayna'da işbirliği yapalım, işte Libya'da karşı karşıya gelelim. Böyle bir strateji yoksunluğu olmaz. Bizim bugün Karadeniz'den, Karadeniz bölgesinden, o Fas Körfezi'nin altındaki Umman Denizi'ne kadar olan bölgede Amerika ve İsrail'in tehditleri ve piyonları var ve karşısında da bölge devletleri var. O yüzden bu bölgedeki milli devletlerin bağımsızlığından, birliğinden yana savaşıp şehit düşmüş herkes bizim ortak kahramanımızdır. Ve Amerika ve İsrail'in hedef aldığı herkes bizim dostumuzdur. Bu açıklıkta ve bu berraklıkta olaya bakmazsak, özellikle Doğu Akdeniz'de biriken o büyük silahlı tehditle karşı koymada ve onu caydırmada, aslında o tehdidi caydırmada önemli bir eksiklik yaşar Türkiye. Bunu yapmamamız gerekiyor. Dost ve düşman bugün Amerika ve İsrail'e karşı dayanışmada şekillenecek. Onlar direniş cephesi diyorlar. Cephe-i Mukavemet ismini veriyorlar. O direniş cephesinin Türkiye merkezindedir. Yani Türkiye, Irak, Suriye, İran, bunların hepsi, bu ülkelerin hepsi o direniş hattını, cephesini aslında oluşturuyor. Ve o direniş cephesinin ruhunu veren bir aslında biz toplumla karşılaştık. İşte bakın, fotoğrafları da şu anda geçiyor. Bir cami var. Evet, cami, orası bir, caminin ismi ne? Orası bir türbe. İçerisinde Fahrizade ve diğer şehitlerin anıtları bilim var. Bilim şehitlerinin. Evet, özellikle. Bilim şehitlerinin olarak defnedildiği bir yer orası. Nükleer fizikle uğraşan kişilerin özellikle şehit edildiği mezarları burada. İsrail orayı özel olarak hedef alıyor mesela. Ve aynı şekilde mesela şeyde de, Kirman'daki şehitlikte de 3000'in üzerinde şehidin bulunduğu bir şehitlik yapmışlar. Kasım Süleymani de orada bir asker yazıyor sadece mezar taşında. Öyle istemiş. O silah arkadaşlarıyla beraber aynı yerde yatıyor. Aslında şöyle bir ortak yönümüz var. Türkiye'nin her yerine gidelim, her yerinde şehitliklerle karşılaşırız. Evet. Yani Çanakkale'den Van'a, Ardahan'a, Kars'a kadar her yerine gidelim, her yerde şehitlikler var. Çünkü bu toplum, bu millet 200 yıldır emperyalizme savaşıyor. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir mirastır. İran'ın da neresine gitseniz şehitlik var. Yani bu iki toplum o yüzden kanlarını, canlarını vererek emperyalizme savaşan toplumlar ve kardeşlikleri de aslında bu kan kardeşliğinden geliyor. Evet. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeceğim. Şunu çok önemsiyor İranlı yetkililer. İran ve Türkiye barışı yüzyıllardır bölgede huzurun ve barış ortamının devamını sağladı. Yani bizim bakalım İran-Türkiye sınırını şekillendiren anlaşmamız ta 1600 yıllardan kalmadır. Yani Kasrişir'in anlaşması. O sınır hiç bozulmamış. O ortam, o güvenlik ortamı hiç zedelenmemiş. Ve İran-Türkiye ilişkilerinde uzun bir sürede o çatışma ve savaş ortamı hiç oluşmamış. O yüzden bu miras bizim için çok önemli bir miras. Bunu sürdürmek ve bu dayanışmayı bize yönelik esas tehditle yöneltmek önümüzdeki hedef olmalıdır. Ben şey de ekleyeceğim mesela. Şimdi biz İbret Müzesi'ni gezdik. Evet. Bu müze 1970'lerde yaklaşık 10 yıl İran devrimcilerinin işkence gördüğü, çok ağır işkenceler, biraz fotoğrafları da geldi onlar. 1800 devrimcinin işkence gördüğü bir yer. Cezaevi orası ve Almanların yaptığı, Alman yapımı bir bina. Benzerliklerimiz bir de bu. Şu an yakın zamana kadar İran devletini yönetenler o cezaevinde işkence gören insanlar. Yani belki şu de an arkadaki resim. O işkenceyi görürken belki de oradan ölü olarak çıkmayı tahmin ediyorlardı, öyle düşünüyorlardı. Oradan çıkabileceklerini düşünmüyorlardı ama uzun yıllardır İran'ı yöneten heyet o cezaevinde işkence gören insanlar.
Türkiye'de de yine Amerika'nın cezaevlerinde işkenceleri oldu. Devrimcilere uyguladığı Mamak'ta örneğin işkenceleri oldu. Şimdi o yüzden böyle bir benzerlik de var. Yani orada ABD emperyalizmine karşı savaşmış ve cezaevlerine düşmüş. Ardından oralardan çıkmışlar ve devrimi yapmışlar. Şimdi ülkeyi yönetiyorlar. Ve oradayken herhalde bizim toplumda kaç oyumuz var falan diye düşünmüyordu bu devrimciler muhtemelen. Hatta hayatlarının son günlerini yaşadıklarını falan düşünüyorlardı. Ama Hümeyni'nin önderliğinde o devrimi yaptılar ve şu an ülkeyi yönetiyorlar. Türkiye'de de benzer şeyler olacak. Yani Türkiye'de de ABD emperyalizmine karşı savaşan, onların cezaevlerinden, işkencelerinden geçen devrimciler, milliyetçiler, vatanseverler Türkiye'yi yönetecekler. O açıdan da güzel benzerliğimiz var yine. Evet, bir nokta ben temas etmek istiyorum diğer konuya geçmeden. O şeyi örneğini verdiler bize. Ömer Naci'yi anlattılar aslında. Bizim Jön Türk geleneğimizin önemli isimlerinden biri. Kendisi İran Meşrutiyet Devrimi'nde de gidip orada bir örgütçü, teşkilatçı olarak Tevriz bölgesinde o İran'ın Azerbaycan, Batı, Doğu Azerbaycan eyaletleri var. O bölgede İran Meşrutiyet Devrimi için faaliyet yürütmüş bir insandır. Bize Ömer Naci'yi anlattı İranlılar. Yani bizim aslında böyle bir ortak yönlerimiz de var. Onların İran Meşrutiyet Devrimi, Muhammed Musaddık yine Amerika'ya direnen bir liderleri, 1979 devrimi, bunların hepsi onların devrim halkaları ve bizim devrim halkalarımızda sürekli iç içe geçmiş. Yani 1908, 1920 bizim devrim halkalarımızda hep iç içe. Çünkü onlar da 19. yüzyılın sonlarında bir yarı sömürgeleşme, emperyalizm tarafından esir edilme süreci yaşadılar. Biz de yaşadık ve biz de zincirleri kırdık, onlar da kırdı. Peki niye biz kırdık? Niye İran kırdı? Niye bu ülkeler öncülük ediyor o zincirlerin kırılmasına? Çünkü yüzyıllar boyu imparatorluklar kurmuş, büyük devletler örgütlemiş, büyük kavimleri bir arada yaşatma geleneği olan bir mirasa sahip ülkeler bunlar. O yüzden Türkiye, İran, Rusya, Hindistan bu milletlerin, bu imparatorluk mirasına sahip devletlerin bugün emperyalizme karşı mücadeleye önderlik etmesi çok önemli bir ayrıntı. Onu da söylemek istedim. Evet. Sayın Karabulut, sizin bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa kadınlarla ilgili sorumu soracağım. O zaman şöyle yapayım ben de. Bu İbret Müzesi'nde gezdiğimiz zaman o hem İran İslam Cumhuriyeti devriminin nasıl kurulduğunu hakikaten görmüş olduk. Kendi milletlerine de gösteriyorlar. Yani biz bu mücadelelerden çıktık ve bugün bu kadar kolay olmadı bu devleti yönetebilmemiz diye. Oralarda mesela çok fazla kadın gördük. O zindanlara atılan, işkence edilen kadın önderler de var aynı zamanda. Kadınlar koğuşu da var. Oralarda hakikaten bizim şeyi hatırlattı bizlere. Ki oradaki kadınlarla da onu konuştuk. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı mücadelesinde birlikte İran'ın da İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasında kadınların yerini, konumunu, tarihsel olarak onlara düşen görevleri ve ortak kaderleri paylaştığını gördük. Hatta şöyle diyebiliriz, biz İran ve Türkiye bir kader birlikteliği yapıyoruz. Kaderlerimiz ortak. İran'ın kaderi Türkiye'ye, Türkiye'nin kaderi İran'a, iki ülkenin kaderi bölgeye ve dünyaya bağlı aslında. O yüzden biraz önce Kayahan ve Barış'ın dediği gibi bu iki kale yıkılmaz kaleler olması lazım. Bu iki kale düştüğü zaman ki biz düşmeyeceğini biliyoruz ama düştüğü zaman emperyalizm de o bölgede ve toplamda dünyaya hakim olacak. Biz de o yüzden diyoruz ki bu iki kale hiçbir zaman düşmeyecek. Düşmüyor da zaten. Onu da görüyoruz. Düşüremezler de. Çünkü hem Türkiye'de hem de İran'da o emperyalizme karşı kenetlenmiş, o savaşan milletler gördük. Kolay kolay da oralarda düşmeyecek. O iki kale toplam olarak dünyada emperyalizmi mah ve nabut edecek en önemli kalelerden iki tanesi. Kaderleri de buradan geliyor. Kader birlikteliği de. Yani ben İran kadınlarıyla Türk kadınları da birbirine benzetiyorum açıkçası. Siz de söylediniz aslında, yani zindanlara atılan kadınlar var dediniz. Türkiye'de de yani Türk kadını cephede savaştı. İşte cephaneliği taşıdı, yavrusu kucağında bir yandan mermi taşıdı ordusuna. O açıdan da benzetiyorum. Aynı zamanda anaç bir yapısı da var İran kadınının da. Biraz anaerkil gibi aslında, yani gördüğüm kadarıyla anlatılanlardan
duyduğum kadarıyla ve özellikle işte diplomatik temaslarda, büyükelçiliklerin resepsiyonlarına denk geldiğim kadarıyla her yerde önder konumda kadınlar var İran'da. Bilmiyorum siz nasıl gözlemlediniz ama doğru mu gözlemlemişim ben de? Doğru. İran'da kadınlar çok aktif. Sosyal hayatın içinde ve öncü. Hatta devlet yönetiminden toplumun her kademesinde kadınların ağırlığı çok yüksek. Şöyle verilerle karşılaştık ki ben birkaç üniversitenin önünden geçerken, seyahat ederken araç içerisinde kadınların bazı okulların önünde böyle yığıldığını ve oran olarak da fazla olduğunu gördük. Yine oradaki kadın önderlerimize, akademisyenlere de sorduk. Şu oranlar çok şaşırtıcı. İran'da toplam olarak üniversite eğitiminin %60'ını kadınlar oluşturuyor. Yani toplam üniversitede eğitim gören öğrencilerin %60'ı kadınlar ve bu tıp fakültelerinde %70'i 80'in bulan oranlar. Şu an doktorların çoğunluğu kadınlardan oluşuyor İran'da ve hakikaten bilimsel hayatın, bilimsel çalışmanın içindeler, sosyal çalışmaların içindeler, sosyal hayatın içinde çok aktifler. Hayatın her yerinde, her alanında İran'daki kadınları çok öncü, cesur, kararlı bir şekilde görebiliyoruz. Bir de onlar da şöyle bakıyorlar, biz bu milleti, bu cumhuriyeti beraber kurduk. Yani o işte İbret Müzesi de onu gösteriyor aslında. Orada mesela 8000'i aşkın mahkum orada işkence, mahkum demeyeyim de Amerika'nın işte o önderleri 8000'i aşkın önderi zindana attığı insanların 2000'ine yakını kadınlardan oluşuyor. Yani neredeyse 1/4'üne yakın bir oran o İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasında kadın önderleri gösteriyor. Ve onlar da şöyle bakıyorlar, bu ülke, vatan, topraklar bizim. Biz burayı beraber yönetiyoruz ve hatta şunu söylediler, kadınlara da öyle bakıyorlar. Hamene'nin bir sözü, o çok önemli bir sözdü. Bizim İranlı kadınlarımız ne doğulu kadınlara ne de batılı kadınlara benzemeyecek. Çünkü doğudaki kadınlar toplam olarak eğitimden geri kalıyor çoğu zamanda. Ama bizim İranlı kadınlarımız asla eğitiminden, sosyal hayatın içinden kendini geliştirmekten geri kalmayacak. Batı'da da bir araç olarak kullanılıyor. O araç haline gelmeyecek şeklinde bir sözleri var ve çok kadına güzel. Da böyle bakıyorlar. Tabii böyle değer Doğu kadını veriyorlar. Şey, yansıtılan Doğu kadını dedikleri, evet, yani tabii. Şey eğitimsiz, cahil, evet. Kalmış Doğu kadını. Geri kalmış. Geri, evet. Kalmış Doğu kadını. O yüzden kadına da tam da bu şekilde bakıyorlar ve toplam olarak kendi kadınlarına ve onların tecrübelerine çok önemsiyorlar. Aile noktasında kadını çok önemsiyorlar. Evet. Ailenin esasında bizde öyle deniyor ama ailenin toplumun ayakta kalmasını kadın sağlar. Çünkü toplumu var edecek ailedir. Aileyi de var edecek kadındır. O yüzden kadını toplam olarak toplumun bir yapı taşı, ayakta kalmasını sağlayacak bir ana merkez olarak görüyorlar. Ve onlar da kadınlar olarak şehitlerine çok önem veriyorlar. Bir de biz İRNA haber ajansını gezerken çok fazla kadın gördük. Merdivenlerde koşan, haber peşinde, masanın başında çalışan, haber yetiştirmeye çalışan. Ben oradaki müdürümüze de sordum. Kadın çalışan oranınız nedir diye. O da hemen şunu söyledi. Biz çok önemsiyoruz. Neredeyse çalışanlarımızın %50'si kadınlardan oluşuyor ve onlar çok ciddi haberler yapıyorlar. Çok önemli haberler yapıyorlar. Dedi. Bu bile şeyi gösteriyor, evet. Toplam olarak İranlı kadınların ne kadar hayatın içinde aktif, önder, öncü, çalışkan, eğitimli, kendini geliştiren kadınlar olduğunu gösteriyorlar. Çok güçlü kadınlar. Biz de onlara şunu dedik, güçlü kadınlarız çünkü biz toplam olarak kendi mücadelemizi, milletimizin mücadelesiyle birleştirdiğimiz için güçlü kadınlarız ve emperyalizme karşı mücadele ettiğimiz için güçlü kadınlarız. Onları en çok etkileyen şey de bize dair. Biz burada aileyi koruma yürüyüşlerinden, mitinglerinden bahsettik, önderlik ettiğimiz. Ondan çok etkilendiler ve çok da takdir ettiler. Diyarbakır annelerini çok yakından tanıyorlar, çok yakından takip ediyorlar ve hepsini çok takdirlerini iletiyorlar. O yüzden Türk kadını, İranlı kadınların mücadelesi toplam olarak kaderleri birleşik, çünkü ülkelerinin kaderleri birleşik diye görüyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet. Az bir zamanımız kaldı, bir 6 dakikamız kaldı. Son sözleri verelim size de Sayın Demiralay. Şimdi Vatan Partisi Öncü Gençliği'nin önünde hangi görevler duruyor önümüzdeki süreçte? Kısaca bir toparlayabilirsek. Önümüzdeki en önemli görev
2023 seçimlerinde Vatan Partisi'ni meclise sokmak. Biz Önce Gençlik olarak da birinci sıraya bu görevi yazıyoruz. Türkiye'de ilk kez oy kullanacak gençlerin, Türkiye'nin yaş ortalaması 32, 18-30 yaş arası 13-14 milyon genç nüfusumuz var ve bunlar dinamik, çalışkan, çalışmak isteyen, üretmek isteyen, Türkiye'nin geleceğinde olmak isteyen, Türkiye'nin bütünlüğünü, vatanın birliğini savunan gençler. Biz de öyleyiz ve o gençlik içerisinde varlık gösteriyoruz. Onları Vatan Partisi'yle buluşturmak. Şimdi önümüzde Genel Başkanımız Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda göstermek için imza kampanyası başlatıyoruz. 100 bin imzayı çok kısa bir sürede bulacağız. Kat ve kat fazlasını bulacağız. Önümüzde seçim görevleri olmakla beraber önce gençlik hayatın her alanında olmaya devam edecek. Üniversitelerde özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türk ordusunun komuta kademesini hedef alan, hakaretlerle hedef alan saldırılarına karşı da gençliği birleştireceğiz. Türk gençliğinin ordusunun yanında, savaşan ordusunun yanında olduğunu göstermeye devam edeceğiz ve Vatan Partisi'nin önderlik ettiği Üreticilerin Milli Hükümeti'nde işsiz genç kalmayacak, bunu sağlayacağız. Ve yoğun bir dönem bizi bekliyor. Yoğun bir dönemi de geride bıraktık. 2022'yi İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde Avrasya Sempozyumu gibi büyük bir faaliyetle kapattık. 2023'ü yine üniversitelerimizde güzel faaliyetlerle açtık. Biliyorsunuz ODTÜ'de bazı büyük bir mücadele başlattık vatansız yönetimlere karşı. Aynı zamanda PKK kuvvetlerine karşı, örgütlerine karşı. Bunları da sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönem yine gençlik içerisinde en etkili kuvvet biz olacağız. Evet, Sayın yine Çetin, size de sormak isterim. Türkiye Gençlik Birliği'nin önünde hangi işler var, hangi görevler var? Şunu söyleyeyim ben de. Şimdi biraz Türkiye, İran'dayken tabii Türkiye gündeminde evet, takip ettik sıcak bir şekilde. Türkiye'de bir olay yaşıyoruz şu anda ve bu olay Amerika Türk ordusunun düşmanlarının düğmesine basmış durumda. Çünkü eş zamanlı bir şekilde, eş güdümlü bir şekilde Amerika'nın kuvvetleri harekete geçtiler. Bunları böyle bir alt alta yazarsak ne olduğunu, uzun süredir zaten ulusal kanalın izleyicilerinin çok aşina olduğu Amerika'nın, Amerikan Derin Devleti'nin strateji dergilerinde Türkiye seçim süreci bir kan banyosu olacak şeklinde tanımlanıyor. Ve bu tehditten hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yöneticilerinin savunma sanayimize, tank palet fabrikasına yönelik arda arda açıklamaları, saldırıları geldi. Sonra ODTÜ'de PKK unsurlarının savunma sanayi etkinliğimize yönelik saldırısı ve ODTÜ yönetiminin de buna alet olması olayını yaşadık ve buna Türkiye Gençlik Birliği olarak zaten en önde karşı koyduk ve burada mücadelemiz sürecek. Hemen sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu bugün aslında Türkiye'nin emperyalizme karşı savaşında yegane dayanağı, en büyük gücü ve sarsılmaz kuvveti olan Türk ordusunun komutanlarını hedef aldı. Onlara hadlerini bizi bilin dedi, kaçacaksınız, firar edeceksiniz dedi. Bu bozgunculuğun ötesinde artık bir ABD memurluğudur. Onu çok açık söyleyelim. Yani Amerika'nın psikolojik savaş memurluğunu üstlendi ve Türk ordusuna iftiralar attı, saldırıda bulundu. Ve bununla eş zamanlı olarak da Yunanistan, Ege'de, Doğu Akdeniz'de Amerika'nın piyonu haline gelmiş olan Yunanistan, Ege adalarına yönelik Yıldırım Tatbikatı isminde bir tatbikata başladı. Bizim hemen karşımızda o Amerikan üslerinin yerleştiği adalarda. Bunların hepsinin eş zamanlı olarak gerçekleşmesi bir tesadüf değildir. Türkiye'ye karşı silahlı tehditler ve silahlı bir şiddet kullanma kararlılığında olan ve bu seçeneği sürekli hazırda tutan ve Türkiye'yi bu tehditle beraber bir kaos, kargaşa ortamına sürükleyerek aslında seçim sürecinin güvenliğini etkilemeye çalışacak bir Amerika tehdidiyle karşı karşıyayız. Ve bugün düğmeye basılmış durumdadır. Biz de Türkiye Gençlik Birliği olarak pazartesi günü saat 1.30'da Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde bu tehditlere ve bu aynı yerden düğmesine basılan operasyona cevabımızı vereceğiz. Ve Amerika'nın memurlarını Amerika'ya iade edeceğiz. Çünkü onların kullanım süresi dolmuştur. Onların apoletleri, onların rütbeleri düşmanın taktığı rütbelerdir. Türk ordusuna düşmanlık yapanın
Amerika'nın askeri olmak dışında düşebileceği başka bir durum yok. O yüzden burada sürprizlerimiz de olacak. Türkiye'ye güzel mesajlarımız da olacak. Bu sürprizleri kaçırmayalım. Bütün Ankara halkına, bütün ulusal kanal izleyicilerine buradan sesleniyoruz. Türkiye Gençlik Birliği ile beraber pazartesi günü saat 1.30'da Amerikan Büyükelçiliği'nin önünde buluşalım. Ve bu aynı yerden düğmesine basılan operasyona hep beraber bir cevap verelim. Onun piyonlarına da gereken muameleyi hep beraber gösterelim. Bu arada Amerikan Büyükelçiliği binası değişti. Onu da söylemiş olayım. Böyle büyük kale gibi bir yer yapmışlar. Çukurambar tarafında. Kendi yenilgilerini gizleyen aslında bir şaşa içerisinde bir bina yapmışlar. Oraya da ilk kez gitmiş olacağız böylelikle. Evet, biz de merakla bekliyoruz. Ulusal kanal olarak şüphesiz ki eyleminizi takip edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sayın Karabulut, sizden de bir cümle alalım. Hemen sonra veda edeceğiz çünkü. Tamam, biz tüm Türk milletini, Ankara halkını bu eylemimize saat 1.30'daki pazartesi günü olacak eylemimize davet ediyoruz. CHP'li altı masa HDP'li olmuş olabilir ama Türk milleti, Türk gençliği HDP'li değil, PKK'lı değil. Tam tersine milletine, ordusuna siper olan bir milletiz biz. O yüzden bütün milletimizi bu eylemimize davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Barış Demiralay, Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Saymanı Duygu Karabulut bizlerle beraber oldu. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Herkese selamlar. Öncü Gençlik ve TGB'nin İran ziyaretinin ayrıntılarını bizlerle paylaştılar. Hem de önümüzdeki süreçte Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği'nin önüne düşen görevleri paylaştılar. Bir aslında yeni bir gelişmeyi de duyurdular. Pazartesi günü saat 13.30'da Türkiye Gençlik Birliği Amerikan Büyükelçiliği önünde bir eylem yapacak ve Türk ordusuna karşı savaş açanlara bir mesaj verecek. Biz de duyurmuş olalım bir kez daha. Veda ederken de Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı işte o özel video klibiyle sizlere veda edelim. Daha önceden de ulusal kanal ekranlarından paylaşmıştık. Aslında yeni yıl mesajıydı bu Mehmetçiğin. Görevimizin başındayız dediler bu videoyla beraber. Ve bir kez daha o videoyla sizleri baş başa bırakalım. Hafta sonu programında sizlerle beraberdik. Sağlıklı, mutlu hafta sonları efendim. Görüşmek dileğiyle başka programlarda.